Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese hoş geldin. Evet. Yine bir soru cevap canlılarında birlikteyiz. Soruları bertaraf etmek için, problemleri çözmek için birlikteyiz arkadaşlar. Tabii ki de ilk öncelikle şu anda chat'e bakıyorum ve sormak istediğiniz bir nokta var mı diye. Eğer henüz bir soru yoksa da hemen Facebook sayfamıza gideceğiz. Yeni sorular gelene kadar chat'e. İlk öncelikle Fatih Serim arkadaşımız bir şey sormuş. Hocam selamlar. 3 sorum vardı size. Aleykümselam. Birincisi, 3ds Max'te çalışma bittikten sonra top görünüşe geçip tüm görünenlerin 2 boyutlu kesitini AutoCAD için almamız mümkün mü? Fatih Serim, buna hem evet hem hayır diyebiliriz. Aslında tam AutoCAD'e, ya AutoCAD gibi öyle düzenli bir kesit alamayız. Birazdan göstereceğim zaten. Ama farklı iki yöntem var. Onlardan bahsetmek istiyorum. İkinci soru, herhangi bir objenin materyalini öğrenmek için damlacık kullandığımızda materyal editörde geldiği yeri ayarlayabiliyor muyuz? Evet, kısmen yine ayarlayabiliyoruz. Üçüncü soru, materyal editörde isim verdiğimiz bir materyali sahnede bulmak için bir yol var mı? Evet, var. Soldaki materyal web browser'da değil, işlem yaptığımız materyal editörde. Tamam, şimdi ilk sorudan başlayalım. Mesela yeni bir tane Max açalım bu arada. Şöyle bir örnekle başlayacağız. Mesela elimizde, ben birazdan bir tane box oluşturacağım ve bunun üzerine birkaç nesne çizeceğim ki bunlardan bir tanesi de teapot olacak. Bunun top'tan veyahut da front'tan, kesit veyahut da görünüşünün nasıl alınıp alınamayacağına birlikte bakacağız. Bu arada diğer soruya bakalım. Max açılana kadar. Dursun hocam selamlar. Yerimi aldım. Hoş geldin dostum. Size Messenger'dan bir soru sordum. Bugün rica etsem bakarsanız iyi olur. Soruyu tekrardan yazarsan dostum, biliyorsun arayıp bulmakta biraz zorlanıyorum ben. Aslında çok basit bir şey ama bazen bu chat'teki yazılanları bile kaçırabiliyorum. Burak Yiğit, hocam Messenger'dan link attım. Dün bakar mısınız? Render'ıma şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar. Arkadaşlar, soruları Messenger'dan değil de Facebook grubundan veyahut da buradan sorarsanız herkes görür ve cevabından da herkes faydalanmış olur. Gencer, selamlar. Dün balık gözünü sormuştum. Mail attım. Bakar mısınız? Eleştirir misiniz? Arkadaşlar, soruları veyahut da render'ları mail veyahut da Messenger, ya özelden değil, genelden soralım lütfen. Rica ederim. Böylelikle dediğim gibi herkes bundan etkilenir, yani bu faydadan, bu cevaptan faydalanabilir. Hande Biçer, selam hocam. Line çizdiğimde vertex düzeltmesi yapmak zorunda kalıyorum hep. Snap'leri kullanabilirsin. Tam olarak neden bunu, yani vertex düzeltmesi gereğini neden duyduğunu tam anlayamadım. Teran, herkese agromlu selamlar. Herhalde katmerli selamlar gibi bir şey. Aleyküm selam. Şimdi 3D Max açıldı. İlk soruyu soran kişi Fatih Serim olduğu için. Bu arada Fatih Serim, gerçekten isminin öyle olup olmadığını merak ediyorum. Belirtirsen sevinirim. Biliyorum gereksiz bir şey ama yine de belirtirsen sevinirim. Şimdi arkadaşlar, Fatih Serim şöyle bir soru sormuş. Mesela diyelim ki birkaç tane 3 boyutlu model çizeceğim şimdi. Bunun kesit veyahut da görünüş tarzında şöyle bir şey olsun. Aynı renk olmasın. Bir de shapir olsun. Shapir'i ben mesela bu küpün üzerine çizeceğim ya arkadaşlar. Buraya edge dediğimizdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Başka bir yerden miydi? Ha, base pivot seçilince bakın direktmen bu küpün üzerinde, yani zeminin üstünde çiziliyor. Ama base pivot'u kapatırsanız yarısı aşağı iner çizim yaptığınız esnada. Hatta teapot'ta da ufak bir örnek vereyim. Teapot çizerken CTRL'e tuşuna basılı tutup teapot'u öyle çizerseniz döndürebiliyorsunuz. Yani burnunun nereye bakacağına o zaman karar verebiliyorsunuz. CTRL'e basarak çizerseniz. Şimdi tamam, konumuz bu değildi. Bunun top'tan görüntüsünü nasıl alabiliriz? Kesit veya görünüş şeklinde. İlk aklıma gelen yöntem, yani bu soruyu okuduğumda ilk aklıma gelen yöntem şuydu. İki boyutlara gelip section kısmındaki bu aracı kullanabiliriz. Bu kesit zaten section isminden de anlaşılacağı üzere tam olarak kesit alabilmemize yarıyor. Mesela ben bunu oluşturup yerine getirdiğimde artık kesit ne kadar yüksekten olacaksa onu ayarladıktan sonra modifier paneline gelip create shape deyip OK dediğimde artık 3 boyutları bir gizleyelim hızlıca. Shift giresun tuşuna basarsam 3 boyutlar gizlenir ve top'tan baktığımızda şu yükseklikten yani bir dakika. Şu yükseklikten kesiti bunun bu şekilde gözükecekmiş diye bir çıkarımda bulunabiliriz.
Veyahut da işte çaydanlıktan örnek verelim. Biz bu çaydanlığın yandan kesitini almak istersek, bu çizdiğimiz kesitin genişliğinin ne kadar büyük olduğunun önemi yok arkadaşlar. Bunu 1 santime 1 santimlik bile çizseniz kesiti size verecektir. Bakın şöyle, bu şeklin kesiti demek ki böyle çıkacakmış. Eğer çizecek olursak. İkinci yöntem de dediğim gibi bunu direktmen böyle AutoCAD, ya bildiğimiz manada o kusursuz AutoCAD çizgilerini tam olarak elde edemiyoruz ama bir diğer yöntem daha var. O da V-Ray ile birlikte bu render olarak yapabiliyoruz bunu yalnız. Şöyle standart bölümüne gelip V-Ray bölümünden neredeydi o? V-Ray Clipper alalım şöyle ve bir tane de sahneye Doom Light ekleyelim ki ışık gelsin artık. Bunu da herhangi bir yere şöyle götürdüm ve sağ tık V-Ray Frame Buffer diyerek V-Ray'in render penceresini gösterdim şöyle ve play tuşuna bastım. Bak bunlar kesildi. Taptan bakınca da zaten böyle kesik görünecekleri için ha bunun kesiti böyleymiş diyebiliriz. Render'la göstermek istersek bunu mesela yan yatırdığımızda bak bu tarafını böyle kestiğimizde bu kesit böyle görüküyormuş diyebiliriz. Şöyle yapalım mesela. Gibi kesit olayı böyle. Bir üçüncü yöntem de yine kesit olayında. Bu benim aklıma yeni yeni geldi ve biraz kurcaladım. Aslında güzel şeyler çıkıyor. Biz bu çizimleri 3 boyutlu olarak DVG formatında alıp Archicad veyahut da Revit gibi otomatik kesit alan yazılımlara attığımızda aslında orada direktmen kesit çizgisini veyahut da görünüş çizgisini belirtip o şekilde de alabiliyoruz. Orada sadece tek sıkıntı, keşke kesilmeseydim. Bunun etrafında şu an anlattığım çok anlaşılır olmayacaktır büyük ihtimalle de afaki kalacak. Çaprazlar kalıyor. Onu da AutoCAD'e atıp elimizde sildiğimizde daha düzenli, daha teknik bir çizim elde edebiliriz. Umarım faydalı olmuştur Fatih Serim. Şimdi diğer soruya yönelirim. Herhangi bir objenin materyalini öğrenmek için damlacık kullandığımızda materyal editörde geldiği yeri ayarlayabiliyor muyuz? Evet ayarlayabiliyoruz ama şöyle ayarlayabiliyoruz. M'ye bastığımızda materyal editörümüz bir gelsin. İlk önce bir tanelerin herhangi birine bir kumaş verelim ki. Kumaş diyorum, materyal verelim ki. Mesela şu kürede bir ahşap materyalimiz var. Bunu da silelim. Biz materyal editörde hiçbir materyal görmüyoruz ama bunun üzerindeki materyali buraya almak istiyorsak bunun yerini nasıl ayarlıyoruz? İlk önce yerini belli, yani nerede olduğunu tam kestirebilmek için boş materyaller attım. Amacım bu ikisinin ortasında bunu çağırmak. Bunu yapmak için oraya zoom yapmamız lazım. Ben şu anda tam oraya zoom yaptığım için bu iki boş materyalin ortasına zoom yapıp da bunu çağırırsam yerini buraya alabilirim. Bu şekilde alabilirim. Neredeysek oraya, mesela tam şuradayım ben. O zaman damlacığa basarsak yeri oraya bu şekilde geliyor. Zaten var olduğu için oraya zoomladı. Üçüncü soruda materyal editörde isim verdiğimiz bir materyali sahnedeki... soru şu. Burada bir tane dürbün işareti var. Mesela bunun adı dek olsun, bunun adı da cam olsun. Bu bir tane cam materyalimiz var, bir tane dek isminde, bir de P isminde, plastik isminde P yazalım. Materyal var. Bunların hepsi tabii çalıştıkça böyle, yani sahne karmaşıklaştıkça bu materyallerin biri şurada, biri burada olabiliyor. Eğer düzenli çalışmıyorsak. Tabii dek materyali neredeydi, cam neredeydi, bu P mi falan diye aramaya gerek yok. Ben burada dek isimli materyali aramak istiyorsam buradaki dürbüne gelip İsmini yazmam yeterli. İsmini yazıp enter'a basınca beni oraya zaten ışınlayacaktır. Şimdi bir sonraki soruya gelelim. Messenger'dan Ahmet rica etsem Messenger'dan değil de buradan paylaşırsan dostum veyahut da özelden değil de yine Facebook grubumuza direktmen paylaşırsan sevinirim. Mehmet Pola. Hocam bazı sitelerde slider yapıp sola bütün sahne gri renk slider'ı kaydırdıkça final render'a dönüşüyor. Nasıl yapabiliriz? Hocam bazı sitelerde slider yapıp sola bütün sahne gri renk slider'ı kaydırdıkça final render'a dönüşüyor. Nasıl yapabiliriz? Bir örnek atarsan dostum. O biraz anladım aslında. Aklında bir şeyler oluştu. Mehmet Pola anlattığın şey hakkında aklında bir şeyler oluştu. Orada biraz daha işin web tasarımla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum ama bir örnek atarsan Facebook grubumuzda link atarsan daha rahat anlayabilirim neyden bahsettiğini. Hocam Messenger'dan link attım. Aynen arkadaşlar. Messenger veyahut da mailden ulaşmaya çalışmayın lütfen. Çünkü bir topluluk oluşmaya, bir topluluk gayetindeyiz. Bu da özelden soru cevap olursa topluluğun
felsefesinin dışında oluyoruz. O yüzden özelden veyahut da mail gibi özel şeylerden soru sormazsanız sevinirim arkadaşlar. Hande bir soru sormuştu. Selam hocam, line çizdiğimde vertex düzeltmesi yapmak zorunda kalıyorum hep. Şimdi line çizerken evet ya 3D Max, AutoCAD gibi düzenli güzel line'lar çizmez arkadaşlar. Ama size şunu tavsiye edebilirim. Line çizerken mesela line çiziyorum ya. Şuraları corner corner yaparsanız eğer smooth yani curve eğri çizgiler çizmiyorsanız corner corner yaptım. Bir de bu düz gitsin istediğim için shift'e basılı tutuyorum şu anda ve 90 derece hep düz gidiyor. Shift'e basılı tuttuğum için. Veyahut da snap'i açabiliriz. Mesela snap'i açmamız bize neyi kazandırıyor? Ben şöyle bir şey yaptım, şöyle bir şey yaptım. Şöyle ineceğim ama tam şuraya hizalanarak dik inmek istiyorsam snap'im zaten açık. Shift'e de basılı tutup buraya dokundurursam tam bu hizaya gelebilirim. Veyahut da burada da. Ama mesafe uzun olduğu için burada olmuyor. Son noktaya hep ben de düzeltme yapıyorum. Buraya gelip şu son yere illaki bir düzeltme gereği duyuyoruz çoğunlukla. Belki böyle bir adım daha seni hızlandırabilir bu bilgi. Eğer kullanmıyorduysan. Evet. Burak Yiğit zaten gruba attığım bir linki bana attığını söylemiş. Buradan bir dakika gruptan hemen şöyle yapalım. Burak Yiğit diyelim. Aslında dün de bakmıştım da. Facebook'ta bir problem mi var acaba? Tam olarak soru neydi ona bir bakalım. Tam olarak soru. Ha, bir render paylaşılmış. Bunun hakkında yorum galiba bu en yeniler diyelim. Gördüğüm gönderiler olmasın. Şöyle yapalım. Mesajlara bakalım. Yok. Bu profile gitti. Burak Yiğit. Sanırım şimdi bulacağız. Render bu. Evet. Render'ın bilgileri de var. Link bir hocam. 45 dakika bekledim ya. Bilgisayarın özelliklerine göre değişir tabii. 45 dakika az çok olabilir. Bu tamamıyla bilgisayarın özellikleriyle paralel olan bir şey. Yalnız Lumion 10.3 ya yani Lumion kullanıp da 45 dakika beklemek biraz farklı, enteresan bir durum söz konusu olmuş. Tabii ekran kartının ne olduğuna da bağlı bu durum. Lumion'daki o beklemenin uzun ya da kısa olmasının en önemli etkeni ekran kartı arkadaşlar. Ama render'a bakacak olursak gördüğüm kadarıyla güzel bir render. Renkler ve ışık falan canlı, güzel bir render. Ama tabii hazır modeller falan gerçekçi olabilseymiş biraz daha iyi olabilirmiş. Buradaki kanepe. Ya mesela bu render'ın asıl kahramanlarından birisi büyük ihtimalle kanepe değil mi yani? Ama kanepede o dokuları falan çok göremiyoruz ya. O biraz gerçekçilikten ödün vermiş gibi gözüküyor. Ama arkadaki şu aplik, yandaki aplik, pardon lambader biraz daha gerçekçi duruyor mesela. Buradaki bu pütürcükleri, kumaş dokularını görebilmek daha gerçekçi hissettiriyor. Onun haricinde fena değil. Yani Lumion render olduğu için çok da fazla eleştiremiyoruz tabii ki. Ama arka planın gözükmesi vesaire güzel bir render. Yani Lumion için güzel bir render aslında. Bu arada sesim geliyor herhalde. Bir problem yok gibi gözüküyor. Doğru mudur arkadaşlar? Muzur Çakmak, merhaba hocam. Perşembe günü bahsi geçen Unwrap dersinin devamı gelecek mi? Tek video görebildim yanılmıyorsam. Evet gelecek. Yalnız önümüzdeki hafta inşallah gelmesi için çalışacağım. Çünkü buradan nick atılmıyor. Aynen. Snap kullanıyorum. Mesela bugün bir çizime line komutuyla bir fotoğraf üzerinden çizim yapıyorum. Ve plane'a geçtiğimde vertexler kaymış oluyor hep. Büyük ihtimalle Hande şöyle bir problemle karşı karşıyasın. Tabii ama fotoğraf üzerinden çizim yaptım diyorsun ama tam emin değilim. Mesela şöyle birbirinden farklı yüksekliklerde olan iki tane kutumuz olsun. Tab penceresine geçip şöyle bir görevimiz olsun. Bunların etrafından çizgi çizmek. Dolayısıyla snap'imi açtım ben. Bu 2.5 olayı.
dan bahsediyorum tabii. Şöyle ben çizim yaptım diyelim. Ve bu çizimi gerçekleştirdikten sonra yana kaydırıp perspektiften baktığımda biri Şam'da biri ne derler işte biri gökte biri yerde oldu değil mi? Ama ben bunu tap penceresine gelip taptayken 2.5'u seçip de çizim yapsaydım hiçbir sorun çıkmayacaktı. Çünkü zaten aslında bu bir kuraldır arkadaşlar. Tap penceresinde çizim yaparken snap'i 2.5 olarak ayarlayacağız. Basılı tutuyoruz. Perspektifte de snap'i 3 yapacağız. Bak şimdi 2.5 yaptığım için tapta çizim yaptığımda hiçbir sıkıntı olmadı. Bu da 3. Bak bu 3 hatalı. Biri yerde biri gökte. Bu da 2.5 tapta çizim yaparken. Bir de şimdi perspektifte yeni bir çizim yapalım diyelim. Perspektifte de arkadaşlar snap'in her zaman 3 olması lazım. Eğer 2.5 olursa ne oluyor ona bakalım. Ben mesela buradan buraya bir rectangle çizdim değil mi? Doğru çizdiğimi zannediyorum ama etrafından bakınca yanlış yere gidiyor. Neden? Çünkü 2.5 aktif. Dolayısıyla perspektifte çalışırken de her zaman snap'imiz 3 olması lazım. Bak 3 yaptım tam oraya geldi. Ben de buna bir sweep verdiğimde hop buna bir kesit kazandırmış oluyoruz. Aynen profil kazandırmış oluyoruz. Diyelim ve bir sonraki soruya odaklanalım. Ahmet Metinger, hocam siz multi-texture'a map pack paylaşmışsınız. Multi-texture için texture paylaşmıştım arşiv. Evet, Facebook'ta. Bu texture'lar her klasörde flur yönetörle hangi ölçülerde kullanılacağını yazıyordu. Klasör başlarında ölçüler gibi. Bu şekilde flur yönetörde oluşturduğumuz parkeler tam oturuyor. Evet, fakat bu kaplamaları PSD'de açtığımızda, canvas size ile baktığımızda olduğunu görüyoruz. Örneğin, yok öyle değil. Yani o görüntüyü, mesela Photoshop'taki bir görüntüyü siz arkadaşlar, mesela bu görüntünün canvas size'ına bakalım. Santimetreye 38'e 67'ymiş ama ben bunu... Ne bileyim işte 120. Bunları eşit nasıl yapıyorduk ya? Yani neyse hani bu sayıları ben 3 ile çarparsam bu render'ın görselin ya da küçültürsem görselin asıl ölçütünü vermez. Yani buradaki piksel değerinde çözünürlükle bizim kullandığımız texture'un o boyutları birbirinden farklı. Yani Photoshop'taki canvas size ile bizim kullanacağımız UniWrap değeri ya da 3D Max'teki herhangi bir değer buradaki canvas santimetreleriyle alakası yok. Çünkü bu Photoshop piksel tabanlı, bizim kullandığımız daha çok vektörel tabanlı, yine de vektörel tabanlı bir yazılım 3D Max. Tabii çıktısı yine piksel tabanlı oluyor 2 boyutlu olduğu için ama dediğim gibi buradaki sayılarla santimetre ile 3D Max'teki santimetre birbirinden çok farklı şeyler. Burada bir soru daha gördüm. Behice Mustafazade, hocam sadece corona render'la ilerlemek mümkün mü? Hangi manada bilmiyorum ama evet mümkün yani. Hani herhangi bir sektörde corona render'la istediğimiz sonuca varabiliriz. Güzel sonuçlar elde edebiliriz. Evet. Diyelim ve devam edelim. Naz Yılmaz. Selamlar. Aleykümselam. Korona light'larımı, korona ışıklarımı, spotlarımı pencereden gelen korona sanımı veya korona sky'ımı hatasız koysam bile render istediğim kadar aydınlanmıyor. Işık şiddetlerini artırdığımda ise yanma yapıyor. Burada işte şöyle bir şey var arkadaşlar. Her ne kadar buradaki korona ışığının ne olduğunu ve ayarlarının ne işe yaradığını bilsek de ışık bilgisi, yani fotoğrafçılıktaki ışık setup bilgisini çok hakim olmadığımız takdirde, şimdi bir yarısını Türkçe yarısını İngilizce yazdım ama görsellerde umarım bir şeyler çıkacaktır. Yani buradaki fotoğrafçılıkta hani ışığı bir buradan ışık koyulmuş, bir şuradan bir buradan falan, bunların hepsinin işte arka ışık, backlight dediğimiz, anahtar ışık, keylight dediğimiz, dolgu ışığı, fill light dediğimiz bu tarz şeylere çok hakim olmadığımızda ışıkla biraz bocalıyoruz.
Işığı yorumlamak lazım ama her halükarda da şunu denememiz lazım tabii. Render'ımızı hemen korona yapalım bu arada. Korona render'da biliyorsunuz arkadaşlar, wireframe buffer'ında ilk önce 8'e basıp, yok yok bu sefer ışık ekleyelim şöyle. Şöyle bir ışık ekleyelim tabii. Korona light şey, korona wireframe buffer'da açalım. Şimdi burası güzel oldu. Şey, tam ortası güzel aydınlanıyor diyelim. Ama şu taraf patlamış. P yazıyorum buraya. Bu tarafta az ışık. Karanlıkta kalmış. Yani çaydanın ortası güzel aydınlanıyor. Önü, ibriğinin olduğu yer patlamış gitmiş. Arka tarafta ne olmuş? Karanlıkta kalmış. Ve render'ı da aldık. 3 saat render oldu. Bunu artık ışığı kısalım falan da diyemeyiz. 3 saat render geçmiş. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bak şuradaki tune mapping, ki Corona'nın ben bu tune mapping olayını en başarılı tune mapping bence Corona'da beğeniyorum. Burada arkadaşlar highlights'ı, şey, exposure'u düşürebiliriz. Şimdi şunu diyeceğiz. Exposure'u düşürdük. Çaydanlığın önü güzelleşti ama arkası daha da karanlıklaştı. Burada bakın kör denilen bir mevzu var arkadaşlar. Curve'ü tabii ben yine YouTube'da gördüğüm videolarda işte şunu böyle yapın arkadaşlar, biraz bunu da böyle yapın falan diye anlatılıyor ama bu curve'ün bir mantığı var. Bu eğri var ya arkadaşlar, bu eğriyi 3 eşit parçaya bölelim. Şunlar bir gitsin, tekrar reset diyelim buraya. Ben bu eğriyi, bizim için önemli işte bu aslında az önce Naz'ın sorduğu sorunun cevaplarından bir tanesi, yani adımlardan bir tanesi. 3 eşit parçaya böldük mü? X, X, X. Bu 3 parçada aslında biz şunu görüyoruz. Bakın bu çizginin altındaki yerler render'daki karanlık yerleri tanımlar. Çizginin 3'e böldüğümüz bu üst kısımdaki birinci bölümde render'daki patlayan yerleri ayarlar. Ortadaki yerde tahmin edeceğiniz üzere render'daki orta ışıktaki yerleri ayarlar. Tamam da bu bilgi bizim işimize ne olarak yarayacak, nasıl yarayacak? Şöyle. Yine resetleyelim. Şimdi render'da karanlıkta kalan yerler var mı? Var. Aslında bu çok afaki örnek. Bunu düzeltebilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ben burada şurasını biliyoruz ya, çizginin şu alt kısmı karanlıkta kalan yerler. Burayı ben biraz şöyle ona nokta atıp da biraz onu yukarıya kaldırmayı denersem arka taraflara biraz şey geldi, ışık. Ön taraf biraz patladı. Onu da şöyle indirmeye çalışayım. Bu dediğim gibi biraz düzeltilmesi zor bir çalışma. Ön taraf patladığı takdirde burada highlights'ımız var. Onu düşürmeyi deneyebiliriz. İşe yararsa. Dediğim gibi bu çok afaki, zor bir örnek ama normalde iş mekanlarında gayet güzel çalışıyor aslında bu şey. Bahsettiğim şey. Yine körlü buranın biraz daha aydınlandığını görebiliyoruz. Dediğim gibi bu şu anda çok afaki olduğu için çok toplayamayabiliriz bunu demiştim ki biraz da öyle oldu. Tab'tan verelim şöyle. Tab'tan baktığımızda ışık şöyle bir şey oluyor. Neyse, bu bir iç mekan olsa aslında daha rahat anlatabilirdim kör mevzusunu ama zamanımızı bununla çok tüketmek istemiyorum açıkçası. Umarım Naz ne demeye, ne anlatmaya çalıştığımı aktarabilmişimdir diye düşünüyorum. Burak Yiğit, hocam ben render'ı zaten grubumuza attım 1-2 ay önce fakat siz dün gece bulamadınız. Ha, 1-2 ay önce olduğu için biraz zor, o listede zaman için falan ben filtre yapmıştım, ondan zor olabilir. Daha rahat bulun diye. Teşekkür ederim dostum. Gemword, öğretmenim ben canlı ders var mı? Evet var. Naz Yılmaz, örnekteki gördüğünüz berrak ve aydınlık render'lar için başka ne yapmalıyız? Destek ışığı atmalıyız. Yani Naz, daha fazla ışık atmalıyız. Karanlıkta kalan yerleri doldurmalıyız, ışıkla doldurmalıyız. Burak Yiğit, sağ olun hocam. Bir de Photoshop'tan, yani render'dan sonra Photoshop'la bunu düzeltebiliriz. Nasıl yani? Mesela bir YouTube'a girecek olursak, burada yine benim derslerime bakacak olursak. Şöyle bir gelelim. YouTube'da 3D Tasarım Okulu sayfasını, yani bizim kanalımızda YouTube'da olmayan dersi bir tane videom var. Aslında bu da yine senin izlemen gereken, yani soruna binaen söylüyorum, izlemen gereken bir ders, bir video. Merhaba Yuput. Neden? Çünkü burada bir örnek anlatmıştım ben.
Böyle bir sahne var. Bu aslında V veyahut da korona olduğu önemi yok. Burada V veyahut da koronada bir işlem yapmıyoruz. Bu render'ı kaydedip bunu Photoshop'ta nasıl düzeltebiliriz ona bakacağız ki bak burada bir tane tül perde var ki gözükmüyor. Patladığı için buradaki ışık gözükmüyor. Küçük bir perde pencere var ve L şeklinde bir oda var. Bu senaryoyu bilerek çizmiştim ben. Yani iç mekan ışıklandırması yaparken karşımıza gelecek en bela senaryo. Pencere küçük, içeriye fazla ışık giremiyor. Hatta bu küçük pencerenin önünde de bir tane tül perde var. Yani zaten küçük pencereden girebilecek az ışık bir de tül perdeye takılıyor. Daha da az giriyor fotonlar. Bir de bu fotonlar az girecek. Bu fotonlar gelecekler burada sekip azalarak buradaki L'nin diğer bacağını aydınlatmaya çalışacaklar. Yani bela bir senaryo, bela bir sahne diyebiliriz. Ben şimdi bunu Photoshop'ta nasıl düzeltmeye çalışacağımı anlatıyorum. Hatta sahneyi baştan çiziyorum ama mevzu bu değil. Bak bir pencere falan küçük. Tamam, Photoshop'a gelelim şimdi. Dur ya, bu başında anlatıyordum ben tam olarak ne yaptığımı. Şöyle bakalım bir. Heh, burada anlatıyorum. Hatta burada öyle bir ayar yapıyoruz ki bölgesel olarak mesela şuranın ışığını biraz daha kısayım ya da şuranın ışığını biraz daha arttırayım ya da işte burayı azaltıp ya da arttırayım olaylarını yapabiliyoruz. Şu anda videoda benim yapmaya çalıştığım gibi. Bak mesela buranın ışığını azaltıp ya da arttırabiliyoruz gibi gibi. Photoshop'taki bu anlattığım dersi izlemeni tavsiye ederim. Evet, devam. Zıbom. En son nerede kaldık? Mehmet Pola bir soru sorduğunu söylemiş Facebook'ta. Hemen bakalım. Sorumuz neymiş? Ha, bu olay. Evet. Dostum aslında daha önceden bu olayı hiç yapmadım ama bu before after tarzı şeyleri geçişleri biraz internet web bilgisi gerektiriyor. O yüzden şu anda net bir cevap veremeyeceğim buna. Mesela Wix'te böyle bir özellik vardı. Yani ben Wix kullanıyorum. Web sitemi Wix ile geliştirmiştim. Wix'te böyle bir özellik vardı. Sadece burada özellikler var. İşte şu özelliği, bu özelliği, bu özelliği. Bu özelliklerin bir tanesinin adı da burada geçiyor. İşte şu özelliği. Bunu sahneye sürükleyip zaten program diyor ki buraya ne atmak istiyorsun? Buraya hangi görsel atmak istiyorsun? Onları belirtip kullanabiliyordum ben Wix'te. Evet Gencer hocam, maalesef Facebook olmadığı için mail attım. Facebook açmak ücretsiz arkadaşlar. Mimar Emine Hanım bir şey göndermiş ve geri çekmiş. Acaba ne sormuştu? Hande Biçer, çok sağ olun, evet tam buydu problemim. Rica ederim, sorunlar çözülmek için vardır arkadaşlar. Bizim mottomuz bu, sorunlar çözülmek için vardır. Gamze Kararsan, merhaba hocam, iyi yayınlar. Teşekkürler. Corruption font is seen by 3ds Max security tool hatası veriyor. Sürekli Max'ine ne yapmalıyım? 3D Max'ine virüs bulaşmış Gamze. Peki ne yapman gerekiyor? Yine tabii ki de 3D Tasarım Okulu Facebook grubumuza, daha doğrusu 3D Tasarım Okulu YouTube kanalımıza gelip burada ne yapmamız lazım? Burada 3D Max'te en çok yapılan 5 hatanın ikinci videosunu çekmiştim. Yani şu dersin ikinci videosunu burada anlatmıştım. Bu 5 hata, yani 3D Max'ten çok yapılan 5 hatanın ikinci videosunun ikinci hatası bu bahsettiğim problemlerle alakalı. Şöyle bakacak olursak, hatta Hande şöyle bir şey oluyor. Hande miydi? Ha, Gamze pardon. CTRL-Z yaptığında Max o hatayı en çok CTRL-Z yaptığında geliyor değil mi? Buraya evet ya da hayır olarak belirtirsen. Çünkü o virüsün şeyi bu. Semptomlarından bir tanesi bu. Virüs var, CTRL-Z ile geri alma işlemi sırasında Max kapanması mevzusu. Bak herhalde bundan bahsediyorsun. Corporation font is seen by falan filan. İşte bu videoyu izlemen lazım. Bu problemin önüne geçmek istiyorsan. Gamze. Evet. Zıbom. Devam. Şu anda 41 kişiyiz arkadaşlar. Ve 41 kişiye hoş geldin demek istiyorum. Ve devam edelim. Fatih Şahin, merhaba hocam, merhabalar. Fatih Selim, hocam Go AutoCAD diye bir script buldum, bilginiz var mı? He, biliyorum. DWG'yi direktmen Max'in içine alıyor. İndirmiştim de ya, el alışkanlığı çok
AutoCAD'den Max'e aktarmak çok uzun bir şey olmadığı için o skripti kullanma gereği duymamıştım. Galiba aynı şeyden bahsediyoruz. Tam emin değilim bu arada Fatih Selim. Muhammed Salayev, hocam Vray'de Reflect Bump Opacity Displaced bu kimiler hakkında biraz bilgi lütfen alabilir miyim? Ve oranı kaç koysak güzel olur kimi şeyler. Aslında Muhammed Salayev bunun bir oranı yok ama bu mapleri, bu fotoğrafları, tekstürleri hangi kanallara bağlayacağım dersen tabii ki de yine 3D Tasarım Okulu YouTube kanalımızda bunun videosunu çekmiştim. Hatta direktmen YouTube'a V-Ray PBR yazdığında şu videoyu izlemeni öneririm. Bu fotoğrafları nereye yerleştireceğini anlattığım 24 dakikalık bir video. Yani videoda şunu anlatıyorum ben. Burada işte ne yazıyor? Factorial AO. AO'yu ben nereye bağlayacağım? Burada ne yazıyor? Diff. Diff'i nereye bağlayacağım? Burada ne yazıyor? Disp. Burada norm. Burada rough. Burada spec. Bunları nereye bağlayacağım diye merak ediyorsan ben burada bir video hazırlamıştım dediğim gibi. Hatta dur ya linklerini atayım şöyle. Bunun linki bu olsun mesela. Ama link atmayacağım ya. Link atınca gitti işte. En son hangi soruyu okuduğumu kaçırdım. Bunların hepsini anlattım. Hatta burada böyle basitten zora gitmiştim. Böyle 5-6 tane materyalin nasıl yapılacağını anlatmıştım. Tamam, devam. Şimdi en son nerede kalmıştık arkadaşlar? Şeydeydi. Mehmet Saliyev'deydi. Ha, Fatih Şahin. 3ds Max 2021 ve V-Ray 5 Corner Under'da olabilir. İçin bildiğiniz Craig var mı arkadaşlar? Çok yanlış kişiye sordum Fatih Şahin. Bizim Craig'le işimiz olmaz. Yani Craig kullanmıyoruz biz. Ya şaka bir yana bu tarz şeyleri bizim Facebook grubumuzdan sorabilirsin. Oradan ben veyahut da zaten onun Craig'e sahip olan arkadaşlar linkleri paylaşacaktır diye düşünüyorum. Ama YouTube'da Craig paylaşmıyoruz. Craig kötü bir şey arkadaşlar. Ahmet Metinger, hocam öyleyse sorunu şöyle revize edeyim. Fuller Janitor'da parke yapacağımızı düşünelim. Sizin paylaştığınız gibi texture oluşturmak istesek kendi texture'umuzu nasıl yapalım? Kendi texture'larını oluşturmak istersen aslında bu çok zahmetli bir şey. Ama yine de yapmak istersen güzel bir fotoğraf makinesine ihtiyacın var. Ve fotoğraf makinesinde ya aslında o texture'daki gibi çekmen lazım. İşte dik çekmen lazım. Gerçek o parkenin fotoğrafını tam dik olarak çekmen lazım. Homojen bir şekilde ışıklandırılmış olması lazım. Yani texture'un bir tarafında karanlıklık var, diğerinde çok aydınlık var olursa olmaz. Aslında şu andaki elindeki texture'daki özellikler neyse o şekilde çekmen lazım. Çok teknik bir şey yok aslında. Mevlüt Başaran, hocam Facebook grupta sorumu paylaştım. Mevlüt Başaran. Bakalım. Yine Botan Çağdavul Lumion'u estirmiş, gürletmiş, uçurmuş. Şimdi bakalım. Evet. Korona'da diğer server ile render alıyorum. Diğer bilgisayara bağlandı görünüyor. Yaklaşık 11 pas alıyorum. Pas oldu ama diğer bilgisayarda hala update paslar ilerleme sebebi ne? Şimdi diğer server distribution render'ın baş harfleri arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum. Distribution render ne demek? Evinizde internet bağlantısı var. Okey, güzel. Ve de evinizde birden fazla bilgisayar var ki bunların birisi laptop olur, birisi masaüstü olur, fark etmez. Şunu düşünebilirsiniz. Ya bu bilgisayarların hepsinde farklı farklı işlemci sayıları var. Ben render aldığımda bütün bunların işlemcilerini birleştirip de render'ımı daha hızlı aldıramaz mıyım diye merak ediyorsanız işte distribution render server olayını hayata geçirmemiz lazım ki. Ama bu biraz karmaşık yöntem olabilir. Ama bunu şu anda anlatamam dostum. Burada büyük ihtimalle bir şeyi hatalı yapmış oluyorsun. Dur diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Koronada bu olay çok böyle çok da verimli çalışmıyor açıkçası ama. Bu daha çok şeyde V-Ray'de gayet iyi çalışıyor. Ama soru ne? Bir dakika. Dostum texture'larında sıkıntı olabilir. Ağının burada şey çok önemli. Hani ağın görüp görmemesi önemli. Ağ isimlerini tanıtıyoruz ya. Bir dakika. Nerede bu ağ isimleri?
Mesela benim bilgisayarımın adı neymiş? PC. Ama gerçekte olan aslında şuradaki isimdir. Nerede ya? Buralarda bir yerde yazan isimdi. Bu değil. Ya da bu isim miydi? Şimdi tam hatırlayamadım. Bayağıdır DR render almamıştım ama sanırım şuradaki ismi kullanman gerekiyordu falan. Öyle bir alt metinler vardı. Bunların hepsini ben notlarını almıştım aslında. Bak şöyle biraz kurcalayacak olursak. Notlarımı göstereyim en azından. Belki sana yardımcı olabilir. Vray DR server. Korona için herhalde hiç not bile almamışım. Korona'daki olay daha kolay ama çok da kullanışlı değil. Burada ana PC var. Asıl render tuşuna basacağınız bilgisayar. Bir de diğer bilgisayarlar var. Yani boşta duran ve internete bağlayıp onların da çekirdeklerini yani işlemcilerini kullanmak istediğiniz diğer bilgisayarlar. Ana bilgisayarda yapılması gerekenler bunlarmış. Diğer bilgisayarlarda yapılması gerekenler. Mesela Defender ve ağ korumasının kapalı olması gerekiyor. Bunu yaptın mı bilmiyorum. Bilgisayarımıza sağ özellikler sağ taraftaki ayarları değiştir isminden girecekmişiz. Dediğim gibi buradaki isim değil, buradaki PC değil. Daha farklı yerdeymiş. Neymiş? İşte bilgisayarıma sağlık özellikler diyormuşuz diyelim. Dedik. Sağ taraftaki ayarları değiştire geliyormuşuz. Nerede? Bulabilecek miyiz? Ha, ayarları değiştir. Sağ tarafta yazıyor zaten. Evet. Bilgisayarın adına bir isim gireceğiz. Mesela şu anda ben bu bilgisayarda distribution render yapmak istiyorsam bilgisayarın adı buymuş. Ama ismini değiştirebilirsin. Aynen dediğim gibi bak şuradaki isim aslında. Ama bilmiyorum şu anda sen hangisini kurdun. Bunun gibi olmazsa olmaz adımlar var. Bu adımlar zaten şey için aynısı yani. Korona distribution render yapmak istiyorsan da bu adımları yine yapman gerekiyor. Ben Korona'nın kini de yazmıştım ama bulamadım şimdi. Devam. Bir sonraki sorumuz. Ahmet Gel yani bu şekilde onu okumuştuk. Bunu da okuduk. Emre Yaka. Hocam 3DS Max 2018 öğrenci sürümünü var. Swift eklentisi ekleyemiyorum. Sorun ne olabilir? Swift eklentisi ekleyemiyorsun. Sorun ne olabilir? Belki Swift eklentisiyle 3D Max 2018 uyumlu olmayabilir. Aklıma gelen bir yöntem, bir ihtimal bu. Ama bilgisayarına TeamViewer kurup ID'ni ve şifreni benimle paylaşırsan bilgisayarına bağlanıp sorunu çözmeye çalışabilirim dostum. Hocam perspektif match ile modeli kendi çektiğimiz fotoya yani binanın oturacağı boş araziye yerleştirmeyi anlatacağınız bir video çekebilir misiniz? Teşekkürler. Evet olabilir. Hatta bunu hep notuma yazmayı düşünüyordum ama bir türlü yazmıyordum. Yani onu bile atlıyordum ama şimdi yazayım. Yoksa hep unutacağım bunu da. Güzel bir konu aslında zaten. Bir dakika. Evet notlarımı aldım. Devam. Fatih Serim bir soru sormuştu. Ona zaten bakmıştık. Zıbom. Diyelim ve devam edelim. O soruya zaten bakmıştık. Ha Fatih Serim aslında soruyu sormamış. Go AutoCAD ne olduğunu daha iyi açıklamış. Ben yanlış hatırlamışım. Go AutoCAD'den AutoCAD'den AutoCAD'e Max Out almıyor hocam. 3D Max'teki her şeyin direkt kesitini alıyor. Ama tam çözemedim. Videolar yetersiz. Hemen bakalım. Bu bir 3DS Max eklentisi mi? Şöyle bakalım. Ha bu şey ya. Buradaki yapılan işlem kesit ya da görünüşten ziyade bu script'i biliyorum. O şunu yapıyor aslında. Bak şimdi birazdan yapacağım şeyin aynısını yapıyor. Ama bunu tabii daha hızlı. Ben burada birkaç uğraşmayla yapacağım büyük ihtimalle belki de ama o daha hızlı yapıyor. Şöyle aslında onun yaptığı işlem 3 aşağı 5 yukarı şu. Bunun çizgisel haline ihtiyacımız var ya. Bunların hepsini şöyle bir alalım. Bunları grup yapalım. Bu grubu bu neymiş? Bunu silelim. Heh, bu grubu Z ekseninde sıfırlayalım. Bunu da DVG ya da herhangi bir formatta dışarıya aldığımızda ki alalım mesela export selected dedim ve bunu masa üstüne şöyle bir formatta AutoCAD olarak alalım mesela. DVG olsun. Save.
Okey. Heh, bunu da aça dursun, aça dursun, onu açalım. İşte onun yaptığı şey tam olarak bu. Ve bu çok da kesit görünüş gibi olmuyor esasında. Kesit değil zaten bu. Görünüş diyebiliriz buna. Dolayısıyla çok kullanışlı olduğunu söyleyemem bu script'in. Muhammed Salayev teşekkürler hocam demiş. Rica ederim dostum. Mustafa Menevşe. Hocam koronadan en az kasan taktikle çim yapmayı anlatabilir misiniz? Arkadaşlar ben Force Pack kullanıyorum korona veyahut da vidayı için çim yapma gereği duyduğumda. Ve gayet memnunum hızından. Gayet optimize çalışıyor. Force Pack'ten başka bir tavsiyede bulunmayı gerek duymuyorum açıkçası. Ki ben aslında çimlerin çoğunu 3 boyutlu olarak değil de Photoshop'ta yapmayı şey yapıyorum. Daha mantıklı buluyorum. Fatih Şahin. Kralsın hocam. Estağfurullah dostum. Gencer Dincer. Facebook'a attım hocam. Balık gözünü. Sümeyye Ayhan. Hocam 3ds Max öğrenmeye yeni başladım. Hangi aşamada render öğrenmeye geçmeliyim? Yayın için teşekkürler. Sümeyye, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi render, ya bizim işleri basamaklandırmak gerekirse, yani hani herhangi bir ticari iş aldık ya da herhangi bir ödev yapacağız veyahut da herhangi kendi kafamıza göre bir iş yapıyoruz, yani gelişmek amacıyla olsun. İlk yapmamız gereken basit bir şey olacak ama DVG'yi almak. DVG alırken nelere dikkat ediyoruz, bunu açacağız mesela. Basit bir model, ilk önce kaba model çizilir. Kaba model çizerken, yani kaba modelden kastımız ne? Bir binayı hayali olarak arkadaşlar tutup elimizle ters çevirip salladığımızda yere düşmeyecek olan şeyler. Yani ne oluyor bu kaba modeller? İşte zemin, duvar, tavan, kapı, pencere gibi bu kaba modelleri çizeceğiz. Sonra ince modelleri çizeceğiz. İşte mesela mutfak çiziyorsak işte dolaplar, kapaklar vesaireler, süpürgelik gibi daha ince detaylı şeyleri çizeceğiz. Sonra bunlara materyaller vereceğiz. Sonra yeni başlayanlar için bu cetveli oluşturmaya çalışıyorum. Materyalleri de çizdikten sonra gün ışığımızı oluşturacağız. Gün ışıklarını, yani güneşi simüle etmeye çalışacağız. Gün ışığını oluşturduktan sonra da bunun alt birimi ya da şöyle yanına şey yapalım. Yerel ışıklar diye tabir ettiğimiz ışıkların nasıl yapıldığını anlamaya çalışacağız, öğrenmeye çalışacağız. Yerel ışıklardan kastımız ne işte? Ne bileyim, o ocağın orada bir davulun mazın ışığı falan oluyor ya, o. Ne bileyim işte o lamba derinin içindeki o ışık falan, abajurun ışığı, şunun ışığı falan, böyle daha çok yerel, sadece bulunduğu alanı ve biraz daha fazla alanı aydınlatabilen ışıkların nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Işıklar bittikten sonra da artık render alacağız. Render ayarlarını öğrenip, Corona'da ise render ayarlarını öğrenmemize gerek yok ama Vray'de ise render ayarlarını yapıp render'ımızı alacağız. Render'dan sonra da Photoshop deyip hikayeyi sonlandıracağız. Şimdi yeni başlayanlara veyahut da ya ben kendi ticari yaptığım işlerde de hep bu 6 adımı sırasıyla uygularım. Yeni başlayanlara da bunu uygularım ama yeni başlayan birisine şunu tavsiye etmem. Şunu tavsiye ederim. İşte burada çok güzel bir render gördük mesela. Bir dakika ya, ben de bu render'ı almak istiyorum deyip de hani yeni başlayan birisi için biraz zor olabilecek bir render'a yönelmesini, mesela bu güzel bir render, bunu yapmaya çalışmasın. Niye? Yeni başlayan, bak burada bir sürü detaylar var. Yeni başladığın için bunları yaparken hep böyle sıkıntılar çıkar. Yani seni yoracak. Dolayısıyla daha basit bir render, daha sade, daha az emek gerektirecek bir render'la başlaman daha önemli senin için. Daha iyi bir şey. Ve yeni başlayanların en çok yaptığı hata da bir sahneyi, mesela örnek olsun diye, tabii yeni başladığı için ticari iş falan olmayacak. Kendi yaptığı, yapması gereken deneme çalışmaları olacak. Bu deneme çalışmalarına başlıyor yeni başlayanlar ve o render, daha doğrusu o çalışma bitmeden, ya bu güzel olmadı ya da bitmiyor ya da şöyle oldu, ben bunu bırakayım yeni çalışmaya başlayayım. İşte bu arkadaşlar yeni başlayanların en yaptıkları hatalardan en büyüğü bu. Mutlaka o başladığınız çalışma, ki sonucu kötü olacaksa bile, burası önemli, sonucu kötü olacaksa bile çalışmayı yapın arkadaşlar. Sonuç ne olduğunun önemi yok. Önemli olan o sonuca varmak. Ondan sonra yeni bir çalışma daha başlayın. Belki biraz daha zor olabilir. Veyahut da o ayarda zorlukta bir çalışma olur. Ondan sonra onu da bitirin. Yavaş yavaş böyle kademeyi artırmanızı tavsiye ederim. Evet, yine nerede kaldığımı unuttuğum bir alandayız.
Naz Yılmaz'ın sorusunu sormuştuk. Sümeyye'de kalmıştık. Yani son şöyle yapalım. Sümeyye Ayhan. Tamam. Ahmet Metinger. Kastım o değil daha ama tamamdır, daha fazla uzatmayacağım. Dostum bazen şey anlayamayabiliyorum soruları. Şey biraz daha uzatırsan seni ben yoracağım. Çünkü anlamadığım için bir daha soracaksın, bir daha soracaksın. Büyük ihtimalle seni yoracaktım. Ama şey bunu Facebook grubunda sorarsan tekrarın üzerine düşeriz. Bazen böyle olabiliyor. Gamze Kararsan, evet o zaman da geliyor. Ve tamamdır, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve arkadaşlar hepinize de teşekkür ederim. Şu anda 43 kişiyiz ve beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Samet Çimşek, iyi yayınlar hocam. Dün Anydesk yoktu, Team Weaver var. 2015'te, evet Samet'in bir sorusu vardı arkadaşlar. Dünkü canlı yayında biliyorsunuz artık hemen hemen her gün, hatta her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Böyle bu şekilde soru cevapla bilgilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Samet de dünkü canlı yayında şunu sormuştu. 2015 versiyonunda çizdiği bir Max çalışması var. Bunu 2020 kurduktan sonra açtığında kasma yaşıyormuş. Şimdi bu problemin ne olduğunu Teamweaver'la inşallah bağlanabileceğiz. İnşallah diyorum çünkü bir önceki canlı yayında Anydesk'le bağlanmaya çalıştık ama patladık. Yapamadık. Anydesk canlı yayınında Anydesk'le bağlanma olayı elimizde patladı. Şimdi Teamweaver'la bağlanabiliyoruz mu test edeceğiz. Karşıdaki ID'yi girdik. Zıbom diye bekledik. Ha, şifre istedi. Teamweaver'da da şöyle bir problem oluyor bazen. Versiyon farklılığı olabiliyor. Eğer benim kullandığım versiyon eski veyahut da yeni ise karşı taraftakinde sıkıntı oluyor ama aynı versiyonu kullanıyormuşuz. Bu problem de gitti. Şimdi bakalım. 2015 versiyonunda çalışan Max dosyası 2020'de açıldığında kasma yaşanıyor. Bunun sorununu çözmeye çalışacağız hep birlikte arkadaşlar. Evet. Samet, sahne bu muydu? İlk önce onu sorayım. Hatta şöyle yapalım. Ses yavaş gittiği için. Arkadaşlar 3ds Max'te F11 tuşuna bastığınızda çalışma alanında böyle yazı yazma yeri gelir. Burayı hızlıca silelim buradakileri. Evet. Sahne bu muydu diye de sordum. Olanını açarsan dostum sevinirim. Tamam. Hangi sahne problemliyse onu açarsan sevinirim. Ve Samet problemli sahnesini açana kadar biz de arkadaşlar diğer sorulara yönelelim. Zıbom dedikten sonra. Ben ekleyecek Russell Jazz. Hocam selamlar. Kamera kullanırken physical kameramı kullanmayı tavsiye edersiniz yoksa V-Ray kameramı? Teşekkür ederim. Ben physical kamera kullanıyorum arkadaşlar. İkisinin birbiriyle de artı ve eksi olarak üstünlük ya da negatif yanları yok. Cihat Karataş hocam merhaba. Facebook grubunda aydınlatmayla ilgili bir soru sormuştum. Konuyla ilgili yardımcı olabilirsiniz. Sevinirim. Hemen bakalım Cihat Karataş. Soru neymiş? Hemen şu arama yerine gelelim ve şöyle. Hocam merhaba Dursun Ümit. Fiber optik led veya tasarım bir avizenin sarkıtının aydınlatılmasıyla ilgili bir ders gelir mi? Fotoğraf örnek teşkil etmesi amacı konulmuştur. Böyle bir görselin aydınlatılması mı? Cihat tam olarak ben şuradaki gibi bir aydınlatma yapmak istiyorum deyip de o render'ın ya da o fotoğrafın görselini paylaşırsan sevinirim dostum. Fiber optik led veya tasarım bir avize derken hangi tarz bir avizeden bahsettiğini tam aklımda canlandıramadım açıkçası. Diyelim ve devam edelim. Yayınlarınızı takip etmeye çalışıyorum. Yayınlarda konuya değindiyseniz de kaçırmış yok. Değinmedim dostum. Ama bir görsele ihtiyacım var. Genword hocam FP paylaştım. Bakar mısınız? Facebook paylaştım. İlk defa mimari tasarım yaptım. Bakalım hemen. İlk defa mimari tasarım yaptım. Nasıl olmuş? İlk defa olmasına rağmen fena değil ama dostum gözüme çarpan bayağı bir yanlışlık var. İlki çok simetrik. Yani ben bunu ikiye böldüm de şuradaki
objelerin durumu bile, yani tekstürlerinin bana baktığı yönler bile aynı. Bir tanesini rotate yapsam biraz 5-10 derece daha güzel durabilir mesela. Kapının şu eşiğinde bir problem görüyorum. Tekstürlerde sıkıntı var. Aslında bayağı bir, ama yeni başladığın için normal olacak şeyler bunlar tabii, ama bayağı bir problem var. Halının, tellerinin boyutlandırılması, ki ben bu tarz şeyleri, bunu büyük ihtimalle Vireyfur kullanarak yaptın ama ben bunları Vireyfur olarak falan kullanmıyorum. Direkt ben Shaggy halı bile olsa, yani böyle kılları uzun bir model bile olsa, hazır model kullanıyorum arkadaşlar. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Tekstürlerini daha gerçekçi yapmanı öneririm. Avizenin yerinin doğru olup olmayacağı hakkında biraz soru işaretleri var aklımda. Ben bu sahne gün ışığı almadığı için ışıklar biraz daha yapay duruyor. Ama sahne gün ışığı almasa bile ışığı biraz, yani bu yapaylıktan yine kurtarabilirsin. Onun haricinde fena değil. Eline sağlık dostum. Diyelim ve devam edelim. Monart iç mimarlık. Kısa sürede kaliteleri andır alma kaliteleri taktikleri nedir hocam? Kısa sürede kaliteleri andır alma taktikleri nedir hocam? Kısa sürede kaliteli render. Kısa süreden kastın 3D Max'e yeni başlayıp da kısa zamanda iyi işler çıkartmak mı? Yoksa render süresini kısa tutarak, render zamanını kısaltarak güzel işler çıkartmak mı? Bunu belirtirsen sevinirim dostum. Emre Aka demiş ki hocam 3DS Max'e model ettiğimiz bir kütleyi Revit'e aktarırken sıkıntı olur mu? Hayır. FBX olarak falan gönderebiliyoruz. Hatta 3DS Max'in 2021 versiyonuyla sanki birbirlerine dosya alışverişi yapılabiliyordu diye hatırlıyorum ama emin değilim dostum. Naz Yılmaz, emeğinize sağlık hocam. Teşekkürler Naz. Salih Uluarslan, merhaba hocam. Merhaba Salih. Barış Yeşil Kanat, iyi akşamlar hocam. Önerdiğiniz pluginler var mı? Var. Mesela hangi konu hakkında? Gamze Kararsan, 3DS Max'i kapattıktan sonra bazen tekstürlerin çoğu gidiyor. Shift'e tekstürleri geri çağırabiliyorum ama kaybolmasının nedenini çizimle mi kaydetmemi alakalı olabilir. Gamze, buradaki problem şu. Büyük ihtimalle internetten mesela bu sahnede kullanmak için, yani o anki sahnede kullanmak için çalıştığın bir tekstür indirdin diyelim internetten, veya da bir arkadaşından hard diskle aldığını varsayalım. Bunu mesela ben internetten indirdim. Gelip 3D Max'te bir modelin üzerine sürükleyip bırakarak kullandım. Sonra render aldım ya da bilgisayarı kapatıp, daha doğrusu 3D Max'i kapattım. Dedim ki ya bu burada fazlalık duruyor. Ben bunu alayım da keseyim. Arşivimin içine yapıştırayım. Burada kalsın dediğim anda 3D Max'i yeniden açtığımda bunun yolunu, yerini değiştirdiğim için bulamayacak. Büyük ihtimalle böyle bir durum söz konusu var diye düşünüyorum. Yoksa kolay kolay bu hata olmaz. Hocam Korun 6'yı kreklemedik mi? Daha krekledik. Baya sağlam krekledik. İlk önce ben bir bahsetmiştim. Orada bir sıkıntı vardı. Neyse, ama o sorun çözüldü. Canvert hocam batırdınız bak. Yok yok, buna şey yapma dostum. Dediğim gibi yeni başlayan birisi için ya benim ilk render'ımı göstersem arkadaşlar, o render'ı, yani benim ilk aldığım render'a baktıktan sonra yapacağınız ilk şeyi göstereyim size. İlk şey bu olurdu. Benim ilk render'ıma baktıktan sonra, ama zamanla tabii daha da iyi oluyor ve sen burada zoru başarmışsın dostum. Az önce bahsettim bir tanesi yani bu. İşte bunların desenlerinin yönleri bile bana aynı şekilde bakıldığı için bu gerçekçi olmuyor. Fabrikasyon gibi duruyor. Bunlardan bir tanesini biraz rotate edersen daha güzel durabilir. İşte bu bahsettiğim şeylere dikkat edeceğin için render çok daha güzel olacak. Üçüncü render daha da güzel olacak. Bu işin doğası bu şekilde dostum. Ahmet Metinger, Dursun hocam bir de şu assembly animation olayına nereden öğrenebiliriz? Assembly ne ya? Assembly animation. İlk defa duydum. Hiç. Assembly Animation olayını nereden öğrenebiliriz? Şu sıralar çok popüler. Assembly Animation. Allah Allah. Merak ettim. Assembly binary kod benim bildiğim, yani şeyde, programlamada, ama bakalım Assembly Animation neymiş? 3D Evolution. Hemen bakalım. Bu oluşum animasyonları mı? Bakalım. He, bu bizim sektöre çok uzak bir şey dostum ya. Ya bu tarz programlarda mesela bu chartlar çalışıyor, bu saat midir artık her ne obje ise. Bu chartların dönme ömürleri falan var. Onlar şunlar bunlar. Onların simüle edildiği falan yazılımlar bunlar aynı zamanda. Bu yazılımın ne olduğunu bilmiyorum.
ilk defa görüyorum sanki ama ama bu tarz şeyleri hesap kitap olmadan işte bunların aşınma çalışma aşınma yüzdelerini falan bulmaya gerek kalmadan 3D Max'te de çok yapabilirsin. Aslında bir animasyondan ziyade K-Transform animasyonlarını tavsiye ederim ya da T-Pad çizelim. Mesela T-Pad'ım var, bunu etrafına döndürmek istiyorsan T-Pad çizildikten sonra AutoCAD'yi açıp 0. zaman diliminde burada olsun, işte 20. zaman diliminde buradayken şöyle bir dönsün dedik 360 derece. Bu artık kendi etrafında dönecektir böyle. Dönerken de havaya kalksın dersen yine 0. zaman diliminde burada olduğunu zaten bildirdik. 20. zaman diliminde de ben bunu ne yaptım? Biraz daha yukarıya kaldırdım. Böylelikle bak böyle bir şey yapılmış oldu. Yani ya başka bir programa yönelmeye gerek yok. Animasyon noktasında arkadaşlar, konu animasyonsa 3ds Max bizim işimizi fazlasıyla görecektir. Ha zaten belirtmişsin oluşum animasyonlarını, koltuklar döşemeleri geliyor vesaire yani. Onun için scriptler var dostum. Ama script olmadan da yapabilirsin. Mesela hemen bir örnek yapalım. Her şeyi sildim. Bu mesela evin zemini olsun. Bu burada duvarları böyle ayrı ayrı modellememiz gerekiyor. Mesela 4 duvar yapacağım ya ben. Böyle ayrı ayrı. 4 duvar yapmayacağım. Önü açık gözüksün diye 3 duvar yapacağım. Tabii ölçeksiz ve saçma sapan çalışıyorum şu anda. Tavanımı da çizeyim şöyle. Bunun içine bir de ne yapacağız? Çizemedim. Tamam, tavanımızı da çizdik. Bunun içine de birkaç tane eşya koyalım şöyle. Duvarda T-Pad olsun, şurada T-Pad olsun. İşte bunlardan birisi sandalye, birisi kanepe, birisi masa gibi düşünün bu objeleri de. Sırasıyla bunların oluşum animasyonlarını yapmak istiyorsak yapacağımız şey şu arkadaşlar. Hepsi seçiliyken zamanı sıfıra götürdüm. AutoCAD'imi açtım. Scale aracıyla da hepsini küçültüyorum. Ölümcül derecede küçülttüm. Ve zamanı sallıyorum. 10 birime getirip tekrardan hepsini büyüteceğim. Tabi bunların ayarlarını falan da yapabiliriz şöyle. Hepsini büyüttüm. Artık bunlar zaten ne oldu? Büyütüp küçülerek geldi ama ben mesela ilk baş zeminin oluşmasını sonra yükselerek yukarıdakilerin sırasıyla oluşmasını istiyorsam zemin seçili ya. Ctrl'de I derim. Yani seçimin tersini alırım. Bu dolayısıyla zemin harici diğer şeyleri seçerim ve bunların K'lerini alırım. Belli bir miktar götürürüm. Böylelikle ne olur? İlk önce zemin oluşur, sonra diğerleri oluşur. Sonra diyorum ki şu ilk sonrasında zeminden sonra da şu yan duvarlar meydana gelsin. Bu iki yan duvarı seçip Ctrl I derim. Ve bunların animasyonlarını alıp ötelerim. Artık AutoCAD'yi kapatabiliriz. Bunları ötelerim. Böylelikle ne olur arkadaşlar? İlk önce zemin, yok yan duvarlar, karıştırdım orada, tamam. Sonra çaydanlıklar olsun, şu iki çaydanlık olsun dersem bunlar seçiliyken ya bunlarınkini öne alalım şöyle. Şöyle bir şey olsun. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tık 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 falan. Ya böyle işte şu önde olsun, bu önde olsun. Zamanda bunları ileri geri yaptırarak en son bu olsun işte falan gibi şeyleri bunu en sona götürürüz şöyle. Zamanı bir de oynatırız. En son çatı oluşur. Böyle bunlara dönme falan istiyorsan yine bunlar yapılabilir. Bunların scriptleri de var bu arada dostum. Bu şeyleri daha da detaylandırabiliriz tabii ki de. Barış Yeşilkanat. Hocam mimarlıkta, evet mimarlıkta önceden bir soru mu sordu? Ha şurada bir şey var. İyi akşamlar hocam. Önerdiğiniz pluginler var mı mimarlıkta? Var dostum. Bununla ilgili bir video dersi çekmeyi planlayabiliriz tabii. Yani ben mimar işlerinde kullandığım scriptler veyahut da pluginler nedir? Onlar nedir? Bir göz atabiliriz. Bu arada script ve plugin var. Tabii bunlar ne? Ufak bir altını çizeyim. Arkadaşlar script tek bir dosya, daha küçük işler için yaptığımız eklentiler. Pluginler de daha çok böyle next 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 diye kurduğumuz, daha büyük işleri yapmak için kullanacağımız yazılımlar. Mesela V-Ray bir plugindir. Niye? Next 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 falan diye kuruyoruz ya, bir yazılım aslında başlı başına. O yüzden Forcepack, V-Ray gibi eklentiler plugin diye geçiyor. Basit bazı yazılımlar var. Sürükle Burak olarak çalışan, mesela dünkü canlı yayınımızda kar yapmayı göstermiştim bir scriptle. O da bir script diye geçer. Monartiş Mimarlık demiş ki Reşit Yılmaz olarak Facebook'ta Office Render'a attım değerlendirir misiniz? Reşit Yılmaz olarak, Raşit Yılmaz olarak Monart İç Mimarlık bir render paylaşmış. Onun hakkında konuşmamı istedi arkadaşlar ve biz de şimdi
bunu yapmak için Facebook'a geldik. Aramamızı gerçekleştirdik. 7 dakika önce bir render paylaşılmış. Monarch için Malik ofiste de not düşülmüş. Güzel. Güzel render. Arkadaşlar, bir render'ın güzel olup olmamasını etkileyen etkenlerden en önemlilerinden bir tanesi, belki de en önemlisi, yansımaların güzel çıkması. Buradaki gördüğümüz yansımalar gayet güzel ve bu beni ilk başta bir etkiledi. Buradaki perde benim biraz gözüme çarptı dostum. Çok yapay duruyor gibi. Modelinden mi yoksa kaplamasından mı bilemedim ama bana biraz öyle hissettirdi. Onun haricinde render güzel. Şu koltukların arkasındaki ahşaplara da biraz yansıma versen sanki daha iyi olabilir. Bir de benim gözüme çarpan şeylerden bir tanesi de tavan yeşil mi? Unutulmuş olabilir mi? Ayrıyetten buradaki gizli ışıklar çok şey, keskin. Yani yumuşak olsa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama onun haricinde render güzel görünüyor. Biraz karanlıkta kalmış gibi, böyle bir loş ortamdaymış gibi hissettiriyor. Belki de yakalamak istediğin ortam o. Tam emin değilim ama finalde render etkileyici gözüküyor. Evet, eline sağlık dostum. Ama tabii burada render'ı övmek değil amacımız, hataları görmekti ki yeni render aldığımızda bu hatalara tekrardan düşmeyelim. O hataları tekrardan yapmayalım. Dolayısıyla render'ın hatalarına şimdi bakacak olursak. Açısını keşke şöyle tam şuradan bakarken çek, render'ı öyle ayarla diyecektim ama büyük ihtimalle şu da render'ın önemli parçalarından bir tanesi, bu gözükmeyecekti. O zaman sıkıntı olacaktı. Mecburen bu çaprazdan aldığını varsayıyorum ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse, buradan almanın çok bir önemi, bunları göstermenin çok bir önemi yoktu ise şuradan almanı şiddetle tavsiye ederdim. Zemin tekstürü gayet güzel gözüküyor bu arada. Bakalım başka değinebileceğimiz bir şey var mı? Yok dostum, şuradaki gölgelerde biraz sanki problem var gibi geldi bana. Burada bir ışık kaçması mı oldu bilmiyorum. Bir de bu ışıklar çok keskin. Yani beyaz, unutulmuş bir yer gibi duruyorlar. Onlara dikkat edersen daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Ve devam. Esra Yavuz bir şey sormuş ama elitesini geri çekmiş. Elitesini. Biz neredeydik? Ha, buradayız. Samet Şimşek. Sorunu dosyayı açtım hocam. Karasu isimli dosya. Diğer çizim 2020'de çizdim. Onda bir sıkıntı yok. Tamam. Karasu isimli dosyaya bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bu. Buradaki problemimiz 3D Max'te dolaşırken, değil mi dostum, bu problem yaşanıyor. Şurada arkadaşlar, kendi bilgisayarımda göstereyim ilk öncelikle. 3DS Max'te şöyle bir olay var. 7 klavyedeki 7 tuşuna basarsanız, harflerin üzerindeki yerden bahsediyorum. Şurada bir FPS değeri okursunuz. Eğer ki bu FPS değeri 30'un altına düştüyse 3D Max artık donuyor diyebiliriz. Kasıyor çalışırken. FPS eşittir 30'un altındaysa kasıyor diyebiliriz. Benimki şu anda 0.21. Çünkü bir çizim yapmıyorum ya, ekranda gezinmiyorum ya, donmuş, 0.21'de kalmış. Ama gezinirken bakın 260'larda falan geziniyor. Şimdi bunun, yani buradaki örneğin, buradaki Max'in kastığını anlayabilmek için de ben sahnede biraz gezinmeye çalışıyorum. FPS bakın 8, 9, 10. Bu ne demek? Ben ekranda böyle dönüyorum ama ekran bana tepki şöyle veriyor bakın. Tık, tık, tık. Ama ben böyle dönüyorum halbuki, hızlı dönüyorum ama bu geç geç dönüyor. Şimdi dostum, ilk öncelikle 0.0 merkezinden uzaktayız. Bu hiç istenmeyen bir şey. Bak, 0.0 merkezi burada. Şu kalın grid çizgilerinin tab penceresinden bakıyorum. Olduğu yer. Ben bunu düzeltelim ilk öncelikle. Buradaki her şeyi seçip grup diyorum ve bu grubu da elimle taşıyayım hadi şimdilik. Şöyle 0.0'a aldık diyelim. 0.0'a yakın bir yer. Tam 0.0'da olmasının bir önemi yok. Ama 0.0'a aldık diyelim. Şimdi burada kamera var mı sahnede, onu bilmiyorum. Kamera olup olmadığını şöyle anlayabiliriz. Ben bu seçim araçlarından ilk önce grubumuzu iptal edelim bu arada. Grup, explode diyelim, ne grup varsa hepsi patlasın.
Şurada sadece kameraları seçmek istediğimi 3D Max'e söyledikten sonra CTRL-A diyorum. Ay, light oldu. Bak, light'lar seçiliyken CTRL-A dedim. Burada ne yazıyor 3D Max? İki tane ışık seçildi diyor bana. Ama ben burayı kamera olarak belirleyeyim. Niye kameralara taktım şimdi kafayı? 2020'nin kronik bir sorunu var. Yani 3D Max 2020 versiyonunda kamera varsa sahnede kasmalara sebep oluyor ki sahnede bir kamera gözükmüyor. Tamam. Bak, bu arada çalışırken bile nesneler kutu kutu oluyor. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çalışırken bile nesneler de kutu kutu olma olayı var. Burada dostum ayrıca başka bir problem daha var. Sahnenin uzaklarında, çok uzaklarında başka şeyler var. Yani bunu ne demek istiyorum bununla birlikte? Şunu tekrar bir düzeltelim. Bizim çizimlerimiz burada ya. Ta şuralarda ya da başka bir yerlerde, çok uzak yerlerde hala model kalmış. Bunları seçip CTRL-I diyorum. Bak, 9900 bilmem kaç tane bir şey seçilmiş diyor. Bunların haricinde. Onları direkt sildim. Z'ye bastığımda çizim tam önüme geldi. Perspektife geldik. Ya çizimde bayağı bir sıkıntı var yani, anlayacağın dostum. Hala kasıyorsa PFS'miz az mı? Gerçi ben TeamViewer uzaktan bağlandığım için bana yavaş geliyor da olabilir. Şu tuşu kaldırmanı öneririm. Bak, şurada bir kutu var. Bunu kaldırdıktan sonra bir daha bakalım. FPS'de iyileşme var mı? Bir de modellere bakalım. Buradaki modellerde ne var? Gerçi aynı bilgisayar, sadece 2015'ten buraya geldiği için kasıyorsa FPS'nin çok bir önemi olmayacaktır diye düşünüyorum. Modeller ağıra benziyor. Yaklaşık 310 bin mi, 510 bin mi model var ama bu modelin bu kadar kasması gerekmez. Poligon sayısı çok yok. Bunun sebebini anlamadım dostum. Ama bu sahne bence sadece bu sahne kasıyorsa zaten onu da düşünebiliriz. Büyük ihtimalle şeyde de kasıyor olabilirdi. 2020'de de kasıyor olabilirdi. Şuradaki ayarlarımıza da bir bakalım. Standartta falan. Ya çok da bir kasma yok aslında. Yani çalışılabilir seviyede ama V-Ray Light demiş. Sebebini anlamadım açıkçası. Ben kamera olup olmaması hakkında bayağı bir ön yargım vardı ama kamerayla alakası yokmuş. Sahnede sen mi gezinmeye çalışır mısın? FPS'yi okumuş oluruz böylelikle. Bu arada şunu şöyle. Evet evet. Ha bak, sen gezinince 170'lere çıktı. Tamam, ben TeamViewer'la uzaktan bağlanmaya çalıştığım için. Tamam, sorun çözüldü ya. Sahnede bozukluk vardı dostum. Bir 0-0 merkezinden uzakta değilsin. Çalıştığın sahne. Sahneni 0-0 merkezine aldık ama bu sefer de neydi? 0-0'dan uzak, hiç seninle alakası olmayan bir sürü adını soyadını bilmediğimiz nesneler vardı. Onları da nasıl sildik? Yani neyden bahsediyorum? Şimdi sahnede biz burada çalışıyoruz ama bunun 3 kilometre uzağında başka nesneler var. Ne olduğunu bilmiyoruz, nerede olduğunu seçemiyoruz bilmediğimiz için. Ben bunları seçip CTRL-I dersem sahnede başka ne varsa seçileceği için onları o şekilde seçip sildik ve FPS tekrardan yüzlere falan çıkmaya başladı. Diyelim mi? Devam edelim arkadaşlar. Zıbom. Evet. Bu problemi de böylelikle aşmış olduk. En son nerede kalmıştık? Hocam, yorumlama şansınız var mı? Bir dakika, yok, buradayız. Evet hocam, yorumlama şansınız var mıdır? Eleştiri benim için önemli. Gencer büyük ihtimalle bundan öncesinde başka bir şey sordun ama. Bakalım, balık gözünü. Gencer'in bir render'ı varmış arkadaşlar, ona bakıyoruz hep birlikte. Yok, o Gencer ile şu andaki bahsettiğimiz Gencer aynı kişiler mi? Gencer Dincer? Yok. Gencer göremedim. Bir ana sayfaya tekrar girip bir F5'liyim, öyle bakayım. Belki olabilirim. Cihat'ın bir sorusu var. Örnek bir görsel bulmuş. Ha tamam, hazır Cihat'ın sorusuna gelmişken, buradaki avizleri nasıl yapabiliriz diye bir soru var. Bu iş biraz zor dostum.
Eğer ki buradaki avizelerdeki ışıkları eklemeye çalışırsan, hepsi noktasal ışık olduğu için bir sürü ışık eklendikçe render süresine bunların etkisi tabii ki de olacaktır. Ama burada ne olduğunu çok da göremiyorum açıkçası. Yani ne döndü burada, nasıl bir model bu, anlayamadım. Keşke biraz daha okunabilir, anlaşılabilir görsel atsaymışsın. Bunu modelleyebilirsin aslında. Herhangi bir tane, dediğim gibi render'da, yani daha doğrusu görselde ne var anlayamadım ama bunları böyle klonlayarak bu şekilde modelleyebilirsin. Aralarına ışık katabilirsin. Ki bu da bir render gibi gözüküyor. Gerçek bir fotoğraf gibi gözükmüyor. Gencer, senin görseli sanırım bulamayacağız gibi geldi bana. Çünkü Gencer diye arattım Facebook grubunda ama bir şey göremedim çünkü. Geçmiyoruz değil mi? Şeyde, YouTube'da chat'in de link paylaşmasını sağlayamıyor muyuz ya? Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu soruları görmüştük. Animasyondan bahsettik. Evet. Hocam, o scriptlerin adını verebilirseniz. CGPerse vardır muhtemelen ama Cray'e karşıyız tabii ki. Aynen, Cray problemli. Dostum, bununla ilgili bir video çekeyim. En temizi olur. Ya, isimleri karışık aslında biraz. Animasyonla da uğraştığım için içinde bazı animasyonla alakalı scriptler de var. Akıl karıştırabilir yani. Ayıklamam lazım. Barış Yeşil Kanat. İlk render'ımı attım. Benimkine de bakar mısınız? Tabii Barış. Şöyle bakalım. Niyeyse Facebook'ta bulamıyorum ya arkadaşlar. Ya, bazen buluyorum. Facebook'un bu aramasında mı sıkıntı var bilmiyorum ama. Barış Yeşil Kanat demiş mesela, paylaşan. Paylaşan o zaten. Evet. İki tane Barış Yeşil Kanat gördü. Mı? Yok, bir dakika. Barış, yeni mi paylaştın? Arkadaşlar, paylaştığınız gönderileri yeni veyahut da 3 gün ya da şu kadar zaman önce paylaştığını belirtirseniz sevinirim. Bir de Facebook adınızı yazarsanız da sevinirim. Burada mesela yeşil kenat, yani A çıkartılmış. Burada A var. Dolayısıyla bulmakta bu problemlerden dolayı zorluk çekiyorum. Adınızı eğer farklı kullanıyorsanız Facebook'ta belirtirseniz sevinirim. Cihat Kartaş, hocam aslında örnek resmi bunun için paylaştım. Resimdeki gibi bir avizem var diyelim ki. Bunun işte resmi anlayamadım dostum, çok pikselli. Diyelim ki bunun ışıklandırmasını nasıl yaparım? Evet, gibi bir avize tasarlamam gerekebiliyor. Daha açık bir örnek atarsan dostum. Hocam, ışık olduğu yeri patlaması için ne yapmamız lazım? Eğer V-Ray kullanıyorsan orada şey var. Hemen göstereyim. Highlights Burn denilen bir bölüm var. Şu dostum, mesela bu örnekten bahsedeyim hemen. Patlayan yer. Diyelim ki exposure'u şöyle artıralım. Buralar patladı ya. Şöyle patladı diyelim. Tavanda daha çok olur o patlama. Tavan patlamış diyelim. Highlights Burn, ki Highlights Burn'ü ben kullandığım için zaten patlamasını azaltmışız. Tavan patladığı için Highlights Burn'ü kısarsan patlayan yerler azalır. Bak, sadece patlayan yerlerin ışığı gitti. Parkede patlama vardı. Tavanda patlama vardı. Ama Highlights Burn'ü kıstığım için problem çözüldü. Bunun aynısı Corona Render'da da var. Fırat Bozkurt, hocam bir korona'da navigasyon alanım kayboldu, nasıl geri getirebilirim? Hocam, bir A korona'da navigasyon alanım kayboldu, nasıl geri getirebilirim? Korona'da navigasyon alanı diye bir şey var mı? Tam olarak neden bahsettiğini anlayamadım dostum. Navigasyon alanı, evet, anlayamadım. O yüzden bu soruyu geçmek zorunda hissediyorum şu anda kendimi. Monart iş mimarlık, sağ olun, sağ olasın Dursun hocam. Söylediklerinize dikkat ederim. Teşekkür ederim dostum. Ersin Çekem, iyi dersler. Kullandığım Forcepack plugin sürümü V-Ray 4 ve Max 2019 sürümü için uyumlu ve aynı zamanda Max 2020 kullanmak istiyorum. İki sürümü denediğimde de son sürümde de açtım. Hep nasıl yapabilirim? Aslında bizim paylaştığımız linklerde
Ersin. Hep 3D Max'in en son sürümü ve V-Ray'in en son sürümü için paylaştığımız dosyalar var. Dolayısıyla o en son sürüme geçmeni tavsiye ederim ki bununla ilgili bir eğitim seti hazırlamıştım ben. Yani tüm 3D mimari görselleştirme için kullanacağımız yazılımların nasıl yapılacağını, nasıl kurulacağını anlattığım bir eğitim seti var. Bunu Facebook grubumuzda paylaşmıştım. Cihat Kartaş hocam, az önce baktığınız gönderilerin altına bir fotoğraf daha ekledim. Ne için? Ama bunu herhalde yazmışsındır ne için olduğunu. Soru için mi? Zaten soru içindir büyük ihtimalle. Bakalım. Niye çıkmıyor arkadaşlar isimle arattığımızda? Cihat Karataş. Aynen Cihat Karataş. O görsele değinmiştik zaten. Onun okunamadığını söylemiştim. Mustafa Menevşe hocam. 32 GB RAM. RAM güzel. 1080 ekran kartı. Güzel. Olan bilgisayar için 40 milyon poligon sayısı fazla mı? Evet fazla. 40 milyon fazla. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Donanımımız ne kadar güçlü olsa da, yani RAM'imiz güçlü, ekran kartımız, işlemcimiz mükemmel olsa da 3D Max'in çekirdeği eski olduğu için donanımın ne olduğundan ziyade artık Max kaldırmıyor bazı sahnelerde. Yani poligon sayısı arttığında artık Max çuvallamaya başlıyor. Bunu iyileştirdiler tabii ama şöyle bir şey var dostum. 40 milyon poligonla çalışmak da normal bir şey değil. Proxy veyahut da diğer optimizasyon işlemlerini kullanmanı tavsiye ederim. Sercan Özgün sormuş. Hocam grupta paylaşım yaptım. Çözemediğim bir sorun var. Yardımcı olabilir misin? Tabii ki dostum, sorunlar çözülmek için var. Ama soruyu keşke buraya da yazsaydın. Belki burada çözebileceğimiz bir problemdi. Belki de değildi. Bakalım. Sercan'ın gönderdi. Ha dostum, hemen bu soruyu gördüm. Dedim ki zaten canlı yayında buna değinir Sercan diye düşündüm ki değindin. Sercan, bu problem için Teamweaver ID ve şifreni paylaşırsan sevinirim. Barış Yeşilkanat. Barış Yeşilkanat. Facebook'ta bu şekilde yazdığından emin misin dostum? Çünkü bir tane Barış Yeşilkanat gördüm ve bir tane A eksik yazılmış bir kullanıcı ismi vardı. Büyük ihtimalle o sen olabilirsin. Yani Facebook'taki kullanıcı ismini tam olarak yazmanı. Bak görüyor musun şurada? Bir şey var. A yok. Ve başka Barış yok. Arattığım takdirde. Ya da şöyle yapalım. Böyle arama yaptırmayalım. Üyelerimize gelelim. Üyelerimizden aratalım. Bak doğru yazıldığı şekilde bakacak olursak. Bir tek Barış Yeşilkanat var. Onun A'sı yok. İsminizi tam yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Çünkü arama yaparak buluyorum. 5000 kişiyi aşan bir Facebook'ta bir ailemiz var arkadaşlar. Dolayısıyla oradaki sorulan soruları ayıklamak için Facebook'un arama özelliğini kullanıyorum. Arama özelliğini kullanabilmem için de isminizi tam olarak yazmanızı rica edeceğim. Evet, Kenan Dağ demiş ki hocam, Max durum çubuğunda yer alan Select and Manipulate butonu tam olarak ne işe yarıyor? Hatırlamadım ama bakarız şimdi. Ve sağındaki buton da aynı şekilde tam olarak ne işe yarıyor? Ne iş görüyor? Neymiş? Bakalım. Select and Manipulate. Çok tanıdık geldi ama. Dur hatırladım. Şu artıya benzeyen şey. Select and Manipulate. Bu şu işe yarıyor dostum. Birçok iş için kullanılıyor ama. Kaldırdım mı ben onu ya? Bir bakalım şöyle. Kaldırmamışımdır ya. Burada. Kaldırmışım. Bunu daha çok animasyon için kullanıyoruz arkadaşlar. Neyi? Bakın şuradaki, nerede o ya? Şu. Select and Manipulate. Animasyon yaparken bizim elimiz, ayağımız. Zaten hani animasyonla da ilgilendiğim için ben arkadaşlar. Bu tool'lar ne işe yarıyor? Bunlar neymiş? Şu işte bakın. Bu ne işe yarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer mesela radius'u olan şeyleri bu tuş açıkken hemen büyütüp küçültebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki, açık mı bu? Aynen bakın, bu tuş açılınca şuraya dikkat edin. Şöyle yapayım. Bu silindirin altında yeşil bir tane bir şey çıktı. Görebiliyor musunuz bakın? Bunu kapattım, gitti o yeşil şey. Bunu açtım, o yeşil şey geldi. Bununla birlikte silindirin genişliğiyle oynayabiliyoruz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya buna ne gerek var ki? Ben bunu kapatayım. Böyle de yapabiliyorum.
Ama böyle yaptığınızda şu andaki bunun radius'u kaç? 20. Genişletiyorum. Değişti mi? Değişmedi. Bu animasyonda sıkıntı demek. Sayılar değişmiyorsa, görüntü değişiyorsa, birbirinden orantısız şekilde değişiyorlarsa sıkıntı. Ama bunu açarak değiştirme yaptığınızda şöyle. Yine genişlettim ama bakın radius değerim genişledi. İşte bu animasyonun sevdiği bir şey. Bu bir. İkincisi, şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Geçen biliyorsunuz arkadaşlar YouTube'da bir patlama yaşadım ben. Yani crack kullandığım için beni şikayet falan oldu. Bir şeyler oldu. Burada YouTube'daki birçok dosyaları sildim ama şimdi anı diye de bir klasör var. Onun da içini açmak istemiyorum. YouTube'da gizlediğim, gizli tutarak, gizli olarak tuttuğum videolar var. Onların da açılmasını istemiyorum ama animasyonda bu bambaşka bir işi arıyor. Ben kullanıyoruz ama ismini bilmiyorum. Bak unutmuşum. Select and Manipulator olayı. Animasyonda bak şu keşke silinmeseydi ya. Ya burada ben bir demo reel'imi paylaşmıştım karakter animasyonuyla alakalı. Orada Select and Manipulator'u bayağı bir kullanıyordum. Açılsın ya, o kadar gizli saklı derken hani devlet sırrı ya da özel çok gizli şeyler de yok yani. Açılsın gösterelim. Gizli deyince merak ettiniz değil mi? Acaba içinde ne var? Yok öyle gizli şeyler falan yok arkadaşlar. Ananın içinde bunlar var. Ha şurada bizim şeyimizde. Bu 2006'da benim yapmış olduğum, Onur'la birlikte yapmış olduğumuz animasyon. Şimdi şeyi nerede kullanacağım diye, İşte o manipülatörü nerede kullanacağız? Bak manipülatörü söyleyemedim, o şeyi şurada. Ben şimdi burada bu karaktere biz çeşitli tavırlar verdik arkadaşlar. Tebessüm etmesi için, ağzını büzmesi için, üzgün ya da gülmesi için, sağ tarafa doğru gülmesi gibi, şaşkın gibi ifadeler verdirdik. İşte şu açıksa eğer, şöyle ki onu da şuradan ekliyoruz bak. Şöyle oluştur, cetvele geliyoruz. Cetvelden mi yapıyorduk? Herhalde buradan yapıyorduk. Container, delegate, tape, influence, volume. Buradan değil. Kamera, assembly, hits. Yok bu da değil. Ha manipülatörden yapıyoruz. İşte slider, tak ekledik, tak ekledik. İşte şu anda gördüğünüz şeyleri ben bu şekilde ekledim. Ve bunun şu artı eksisini arttırabilmem için de bunun açık olması lazım. Bu kapalıysa bakın ben bunu taşıyabilirim sadece ya da bozabilirim. Ama bu açıksa o manipülatör bunları böyle kaydırabilirim. Peki kaydırınca ne oluyor? Onu da işte ben bunları kaydırdıkça bakın bu ağzını oynatıyor falan. Yani bu. Olay bu arkadaşlar. İşte bak şimdi buradan bir yere gelmek istiyorum ben arkadaşlar. Bu arada ses geliyormuş ya. Bu arada arkadaşlar, sesin geldiğini bilmiyordum ben. Evet, bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şuraya gelmek istiyorum. 3D Max'in zor olduğunu falan söylüyorlar ya. Aslında 3D Max zor değil. Niye zor değil diye söylüyorum. Bakın burada sizin işinize yaramayacak, yani mimari görselleştirme için işinize yaramayacak bir dünya şey var. Ama işte veyahut da bu menülerin altında o kadar çok fazla şey var ki mimari görselleştirme haricinde bizim kullandığımız. Şimdi mimari görselleştirme haricinde ben mimari görselleştirme haricinde animasyonla da uğraştığım için bunların ne olduğunu az çok biliyorum hemen birçoğunu. Dolayısıyla YouTube'da ben de ders çekiyorum, ders hazırlıyorum. Öğrenciye neyin verilip verilmemesi konusunda diyorum ki ya bu zaten öğrencinin işine yaramayacak. Ya en benim gıcık aldığım şeylerden bir tanesi 3D Max derslerinin ilk videolarında arkadaşlar file menüsünün altında şunlar var. Edit menüsünün altında şunlar var. Tool'un altında şunlar var vesaire. İşte bu tarz şey yapıldığında burada bir sürü animasyon, görsel efekt sektörüne yönelik butonlar da olduğu için bu anlatıcıyı da yorar. Yani anlatırken ben de yorulurum. Dinlerken siz zaten yeni başladığınız için en başta siz yorulursunuz. Eğer ki biz bunları ayıklayabilirsek, yani 3D Max'in içindeki araçları, tool'ları, mimari olanlarını alıp kullanıp mimari için olmayanları, animasyon ve görsel efekt için olanları da bu tool'ları da ayıklayıp atıp sadece mimariyi kullanırsak eğer, 3D Max'ten daha basit bir yazılım yok. Bunu arkadaşlar Blender ve SketchUp kullanan birisi olarak da söylüyorum. Bu ayrıştırmaları yaptığımızda Blender'dan daha hızlı, Blender'dan daha rahat ve kolay olan bir yazılım yok. Ama 3D Max'in
3D Max'ten daha iyisi yok. Ama 3D Max'in dezavantajı nedir diye söyleyecek olursak da burada işte bahsettiğim bir sürü araçların sadece mimari görselleştirme ile alakasının olmaması. Diyelim ve bir sonraki soruya geçelim. Ha, ID falan tamam. Hocam lens efekt nasıl verebiliriz? Püf noktalarından biraz bahsedebilir misiniz mümkünse? Lens efekt. Ten kastın ne dostum? O çok geniş bir konu, lens efekt olayı. Onu biraz daha açarsan sevinirim. Lens efekt derken tam olarak ne yapmak istiyorsun? Fırat Bozkurt demiş ki slide materyalde navigasyon kayboldu. Dostum hemen N harfine basarsan gelir. Mesela benim navigatörüm burada ya, kapattım gitti. Bu korona veyahut da virey materyali için geçerli değil. Hepsi için. Mesela şu yan taraf gitti ya. Bu niye o kadar kastı anlamıyorum. Şuna basarsan şu gelir ve bunu şöyle sürükleyip şu oka dokundurursan gelir. Navigasyonun gelmesini de istersen needer'in N'sine basarsan bak navigasyon da buraya gelecektir. Onu da şu üste yerleştirirsin. Navigasyonda işte böyle sağ şeyde materyal editörde hızlıca gezinmemizi sağlıyor arkadaşlar. N harfine basıp getirip ya da kaybettirebiliyoruz navigasyonun N'siyle. Ersin Ersin. Sorum tam net olmadı galiba hocam. Bilgisayarında iki farklı Mac sürümü kullanmak istiyorum. Mümkün müdür? Evet. Mümkünse yapmak için bir ayar var mı? Hayır. Yani benim hard diskimde yer olmadığı için 2021 versiyonunu sildim. Normalde ben 2020 ve 2021'i kullanıyordum. Hatta biraz daha önceki zamanda 3 tane versiyon vardı. 17 ki en çok sevdiğim versiyonlardan bir tanesidir. 20 ve 21 zaten yüklü, onu silmedim. Ama hard diskimde yer olmadığı için bunları geri silme gereği duydum. Yükleme yaparken sanki bir tane varmış gibi yüklüyoruz. Yani ekstra bir ayar ya da bir dosya yüklemiyoruz. Murat Yunus hocam, şimdi Face grubunda Virey 5 ve Physical Camera ile yaşadığım sorunun videosunu paylaştım. Bakabilir misiniz acaba? Teşekkürler. Tabii. Murat Yunus. Facebook'ta paylaştıysanız arkadaşlar, eğer isminiz Facebook'ta farklıysa, yani Murat Yunus değil de başka bir isimle kullanıyorsanız, örnek veriyorum, bunu belirtirseniz sevinirim. Mesela Murat Yunus diye arama yaptık, bir isim geldi ve videosu da geldi. Aynen bu kadar. Arkadaşlar Virey 5'te Virey Toolbar'dan kamerayı kullandığımda böyle bir sorun yaşıyorum. Virey 5'te Virey Toolbar'dan kamerayı kullandığımda böyle bir sorun yaşıyorum. Çözümü varsa, çözümü olmaz mı? Tabii ki de vardır. İlk öncelikle dostum sıkıntı şu. Physical, bak burası orta grafik moddayız. Yani burada kamera eklemek yanlış. Peki buradan çıkmak için, orta grafikten çıkmak için ne yapmamız lazım? Bak şöyle. Sahnede birkaç nesne çizeyim. Orta grafikte olunca niye sıkıntı oluyor? Hemen onu da bir söyleyeyim. Orta grafiğe geçmek için U harfine, Urfa'nın U'suna basarsan burası orta grafiğe geçer. Büyük ihtimal elindeymiş olabilir. Burada boyutlu olmuyor. Yani perspektif etkisine göre ne olması lazım? Bununla bunun aynı olmasına rağmen arkadakinin daha kısa olması lazımken arkadaki çizgi daha uzun gözüküyor. Burada kamera eklemekte sıkıntı olur. Peki orta grafikten çıkmak için ne yapmak lazım? Perspektifin P'si olan P harfine basmamız lazım. Bak artık hatta şöyle biraz daha şeyi arttırayım. Şimdi daha perspektifimsi gözüküyor. Çünkü buranın yüksekliği ile buranın yüksekliği aynı olmasına rağmen arkadaki daha küçük. Yani bizim insan gözü olarak daha aşina olduğumuz bir görüntü biçimi oldu. P harfine basıp burası perspektifteyken kamera eklemen en doğrusu. Videoyu izleyelim bakalım başka bir problem neymiş. Aynen orta grafik moddasın. Bu problem ondan. Yani orta grafik moddayken kamera eklediğin için bu sorun oluyor dostum. Devam. Hocam iyi yayınlar. Teşekkürler. Seknizim. Kontrol çift tuş kombinasyonunu sık kullanılan komutlara eklendiğini söylemiştiniz. Kontrol çift değil de kontrol space'ti dostum o. Bunu nasıl yaparız? Yanında yayına gösterirseniz çok sevinirim. Tabii bu arada saat 10.30 olmuş arkadaşlar. Yine 11'e doğru geliyoruz. Bir müsaadenizle su içeceğim arkadaşlar. Evet. Zıbom. Şimdi arkadaşlar,
Ufak bir ara vermiş olduk. Araya geçmeden önce hemen şu duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bazı YouTuber'larda falan görmüşsünüzdür. Katıl butonu diye bir özellik geldi YouTube'a. Bununla birlikte desteklemek istediğiniz YouTube kanallarına katıl butonuna tıklayarak destek verebiliyorsunuz. YouTube sağ olsun henüz 3000 abone bile olmadan, şu anda 3000 aboneyi geçtik ama 3000 bile abone olmadan bize katıl butonunun açılmasını hak gördü, yani layık gördü. Ve katıl butonunu eklemiş olduk. Eğer ki bu yayınların daha da böyle sürekli ve daha da kaliteli bir şekilde gelmesine katkıda bulunmak istiyorsanız bu şekilde arkadaşlar katıl butonuna katılabiliyorsunuz. Destek verebiliyorsunuz böyle şekillerde. Eğer desteklerseniz arkadaşlar katıl butonuyla bizi, teşekkür ederim. Hemen şunun altını çizeyim yalnız. Katıl butonuyla birlikte ekstra bir içerik gelmeyecek arkadaşlar. Sadece katıl butonuna eklediğiniz için bana ve kanala, yani bize bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Ayrıyetten katıl butonuna katılan arkadaşlar oldu. Şu anda ayın 27'si. Ayın 1'inden sonra bu arkadaşları teşekkür etmek için bu arkadaşların isimlerini videoların başlarında geçireceğim. İşte bu video şu isimlerin katkılarıyla hazırlanmıştır diye onlara ufak bir jest yapmayı düşünüyorum kendi çapımda. Eğer katıl butonundaki isimler biraz daha fazla olursa onlarla da alakalı olarak, yani katıl butonuna katılanlarla ufak bir WhatsApp grubu da açmayı düşünüyorum. Ama şu anda sayımız az. Yani bir WhatsApp grubu kuracak kadar bir sayımız yok. Evet. En son bir soru vardı. Aslında dostum ben bunu anlatmıştım. Control Space'le kısa yolları hızlı bir şekilde nasıl yapabiliriz diye. Dün ya da ondan önceki canlı yayınlardan bir tanesinde vardı. Şimdi biraz zamanımız azaldığı için, 11'e yaklaştığımız için diğer soruları cevaplamak istiyorum ki onlardan bir tanesi de göster diyelim. Şu anda belki siz göremiyorsunuz. Sercan'ın bir sorusu var. Teamweaver ID ve şifresini de paylaşmış. Şimdi Sercan'ın bilgisayarına bağlanıyoruz. Sercan'ın sorusu şu. Bir Yunra problemi. Hemen şuradan bir bakalım. Yani şu. Ben zaten dünkü videomda bahsetmiştim. Yunra'nın güzel açılabilmesi için üçgenlerin dörtgenlere çevrilmesi lazımdı ama sanırım şu anda bu gerçekleştirilememiş. Onun niye olduğuna bakacağız birlikte arkadaşlar. Modelin yani quad olması lazım. Dörtgenlerden oluşması lazım. Bunun hızlı bir yolu vardı. Şimdi bunun niye olup olmadığına bakacağız. Modeli bir yalnızlaştırdım. Ve modeli grupmuş. Grubu açalım şöyle ilk öncelikle. Open diyelim. Ve bu seçiliyken şu anda geldi. Yani burada şunu görüyoruz biz. Büyük ihtimalle Sercan şöyle bir şey yaptı. Bu grupken, grubu close yere kapatalım. Grup mu hala bu? Grup mu bu? Tamam, tekrar grup diyelim. Grup yapalım. Gruba biz edit poly verdiğimizde buradaki ayarlar gelmiyor arkadaşlar. Ribbon ayarları gelmeyebiliyor. Bakın edit poly verelim. Bakın buradaki ayarlar gelmedi. Şimdi ben bu edit poly'yi sileyim. Grubu open diyerek açıp sadece bu elemanı seçip edit poly verdiğimde bakın geldi. Buradaki bizim amacımız ne, hemen söyleyeyim. Bakın burada üçgenler falan var. Çok da göremedim gerçi zoom yapınca ama eğer varsa üçgenler vesaireler, onları hızlı bir şekilde dörtgenlere dönüştüreceğiz. Burada geometri alanı altındaki quadify all dediğimizde program düzeltmeye çalışacak. Ama dediğim gibi çok da dörtgen haricinde, yani üçgen göremedim açıkçası. Ya burada çok üçgen gözükmüyor. Ama soru tam olarak bu muydu? Bir bakalım. Unwrap vermek için üçgenleri kaldırmaya çalışıyorum. Evet, burada çok üçgen yok dostum. Aslında hepsi dörtgen, dikkat edersen bak. Üçgen yok ki burada. Küçük küçük dörtgenler var. Şu bile dörtgen aslında. Bak şuradaki sivri dikdörtgen bile dörtgen aslında. Dolayısıyla bunu yapamayabiliriz şu anda. Inception oldum az önce. Yani yapamayabiliriz derken zaten dörtgen olan bir şeyi program bir daha dörtgeni çevirmekle uğraşmayacağı için bir tepki alamayabiliriz. Ama bazı scriptler var, eğer bu topolojiyi beğenmediysen, yani bu örgü yoğunluğunu ve düzenini beğenmediysen, bunları düzenleyen bazı pluginler var.
ben bazen şunu yapıyorum. Prop optimizer verip hesaplatıp üçgen yapmasını sağladım. Yani programa dedim ki bunları üçgene böldür. Yani aslında programı kandırıyoruz. Bunlar zaten dörtgendi. Ben prop optimizer deyip kalkület dedim de bunlar üçgene çevrildi. Şimdi ben buna bir de edit poly modifier'ini vereceğim ki niye edit poly modifier'ini verdim? Şuradaki ayarlar gelsin. Tekrardan bu tuşu ilkini şöyle seçiyoruz. Yine bak üçgene çevirdi. Ya üçgeni dörtgene çevirdi ama bu kadar çevrilir. Modelde şu anda hep dörtgen var bak. Yaklaştıkça sadece şurada uç noktalarda olabilir üçgenler. Bunları düzeltemez. Ama bunları düzeltti. Ya eğer olmasaydı bu şekilde oluyordu. Sercan. Dolayısıyla bu noktada çok bir yardımcı olamadım dostum. Çünkü zaten hep dörtgenlerden bahsetmiştik. Diğer bir sorun, V5 kullanırken hazır kitaplıktaki materyalleri Slate Editor'da kullanırken add to skin dediğimiz zaman çok fazla materyal olduğunda kayboluyor. Bulmak zor oluyor. Anlamadım, bir de okuyacağım. Diğer bir sorun, V5 kullanırken hazır kitaplıktaki materyalleri Slate Editor'a kullanırken add to skin dediğimiz zaman çok fazla materyal olduğunda kayboluyor. Kaybolmaz. Eğer öyle bir şey olduğunda dostum, ki ben o hazır materyali kullanmıyorum aslında, indirmedim, 8 GB'la ona uğraşmadım. Şöyle bir şey öneririm. Uzun isimli beneklecek. Şöyle bir şey önerebilirim. Mesela burada bir sürü materyal var zaten. İşte kapı, çim, ağaç, çiçek, böcek falan, fişman. Sen de V-Ray'in hazır materyal browser'ından bir şey almak istediğin zaman şunu yapabilirsin. Burada view 1 yazıyor ya, buraya gelip saat create new view dediğinde buraya da mesela işte ismini verdin diyelim. Kendi adını ya da anlayacağın bir ayar ismini verebilirsin. Ben Dursun dedim. Buradaki materyalleri buraya böyle alabilirsin. Ben de tabii browser olmadığı için buradan çekmiyorum. Şu yandan çektim. Ben genelde mesela böyle bir çalışma yöntemi yaparım arkadaşlar. Hazır modelin üzerindeki materyalleri düzenlerken buraya yeni bir sayfa açarım. Burada düzenlerim. Damlacık alırım hazır modeldeki materyali. Burada düzenlerim. Kendi materyallerimi oluştururken de VF1 yazar. Yani ilk sayfada bunları düzenlerim. Bu VF'ler arasında geçiş yapabilirsin dostum. Belki bu yardımcı olabilir. Daha basit ve kolay nasıl kullanabiliriz? Teşekkürler. Anlattığım şekilde kullanarak daha kolay bir şekilde kullanabilirsin diye düşünüyorum. Cihat Kartaş hocam, daha okunur bir fotoğraf ekledim gönderinin altına. Bakalım gönderi neymiş? Cihat Karataş. Şunun altına hemen çize durayım. Bu tarz çalışmalarda arkadaşlar, daha doğrusu avize. Ha bak, daha görünebilir bir görsel, aynen okunabiliyor. Bu tarz avize çalışmalarında aslında 3D Max'in içerisinde şu tuş var. Avizeyi bununla yapabiliriz diyemeyiz arkadaşlar. Avizenin zorluğuna göre ya da modelin çeşidine göre bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bir 3D Max'in o modelleme araçlarını kullanarak bu avizeyi şu 3D Max'in modelleme aracını kullanarak yapabiliriz. Şu avizeyi de başka bir avizeyi de 3D Max'in modelleme araçlarından başkasını kullanarak yapabiliyor olabilir diyebiliriz. Mesela burada ne görebiliyorum ben? Bu şekil şöyle bir şey olsun dostum. Diyelim mesela. Bak ben olsam bunu şöyle yapardım. Extended Primitives'te bir tane model vardı. Adını soyadını unuttum şimdi ama bulacağız. Ha şu. Şu muydu? Yok, bu değil. Şunu kapatalım bu arada. Bulacağız. Hedra Torus Konut muydu? Ha bu. Avize bu olsun mesela bak. Evet, sonsuza benzeyen bir model. Ama burada benim gördüğüm, yine aslında fotoğraf yine çok iyi değil kusura bakma ama ekran görüntüsü almışsın. Keşke link atsaydın ya da fotoğrafın kendisini atsaydın. Bak, ekran görüntüsü olduğunu buradan anlayabiliyorum ki bu çift ekran kullanmışım bir de. Yani burada bir 1920 olduğunu pikselini sayalım. Burada da 1920 piksel olduğunu sayalım. Toplamda yaklaşık 4 kaldık bir görseli biz şu anda 1500 piksel olarak görüyoruz. Yani aslında çok da detaylı değil. Ya buna zoom yapıldığında detayları görülebilecek bir görselde. Her neyse, benim burada gördüğüm buna mesela bir tane Lattice modelinden bahsediyorum dostum. Lattice modifier'ini veririm. Modeli böyle bir şekilde çizdikten sonra yani. Buradaki şeyleri küçültelim biraz. Bu hangisi? Ya join. Şu zımbırtıları küçültelim. Boruyu da küçültelim. Boruyu da şununla küçültüyoruz.
Evet. Buradaki o birleşim yerlerindeki yerleri de küçültelim. Diyelim ki model böyle bir şekilde oluştu diyelim. Hatta boruyu daha yuvarlak da yapabiliriz. Nasıl? Buradaki size'ı artırarak borunun yuvarlak olmasını sağlayabiliriz. Buradaki şunu seçerek de yine yuvarlak olmasını sağlayabiliriz. Birleşim yerlerindeki detayın. Neyse, şimdi böyle bir model olsun. Dediğim gibi buradaki o incelik kalınlıklarla uğraşmak istemiyorum. Bir de bunların içine ışık yerleştirdiğimizde, bunlara da kristal ya da cam materyali verdiğimizde, ki cam materyali de olacaktır. İlla kristal gibi bir şey yapmakla uğraşmaya gerek yok. Yani şu modele, şu oynattığım modele cam materyali vereceğiz. Bunların içine de ışıklar ekleyeceğiz. Ama bu renderı ölümcül derecede uzatacak. Çünkü niye? Yansıma renderı her zaman artırır. Yansıma varsa render uzar. Şimdi biz yansımanın dibine vuruyoruz. Çünkü buradaki bir sürü kristaller ya da camlar birbirlerini yansıttıkça yansıtacaklar. Render de uzadıkça uzayacak. Dolayısıyla renderımız uzun olacak arkadaşlar. Ki bir deneyelim. Merak ettim. Aslına bakarsan böyle hayatımda birkaç tane sadece avize modellemiştim. Ama bu kadar futuristik bir avize de değildi. Yani böyle bir iş hiç de gelmedi bana. Normal avize yapmıştım sadece. Şimdi HDR'lere bir gelelim. Bir iç mekan HDR'si eklemek istiyorum. Şöyle. Buna bir cam materyali yapalım hemen. Şu boş materyali cam yapalım. Çift tıklatıp ayarlarına girdikten sonra reflektini beyaz, refraktörünü de beyaz yapmam. Cam materyali için yapmam gerekenlerin kafi olduğunu gösterecek bu şekilde. Sağ tıklı reframe buffer ve play tuşuna bastığımızda da hakikaten de bunun cama benzediğini görebileceğiz bak. Aslında gördün mü? Şuna benzer bir şeyler çıktı bak. Henüz içine ışık atmadık bak. Ben sadece şu bunun geometrisi böyle eğik büyük ya, onu yapmadım. Onunla uğraşmak yerine şöyle bir şey yaptım. Bunun içine de ışık attığında dostum bak, aslında dediğim gibi bak, 3D Max'te bir şeyler yapmak ne kadar basit, görüyor musun? Bunu kalk da şimdi SketchUp'ta yap, Blender'da şurada burada yap. Olmaz arkadaşlar, bu kadar hızlı imkan yok. Olmaz. Yani bu 3D Max'in parametrikliğinden kaynaklanıyor. Yani parametriklikten kastım ne biliyor musun? Gerçekten de mesela böyle bir model çalıştığını varsayalım yani. Hakikaten de ticari işimiz bu. Sen bunu yaptın diyelim Blender'da. Müşteri dedi ki ya şu toplar çok fazla büyük olmuş, değiştirebilir misin dediğinde, ben 3D Max kullandığım için sadece bu topların sayı, yani buradaki değişikliği sayı girerek değiştirebilirim. Hadi bunu SketchUp'ta yapalım. Yapamayız. Ya öyle bir SketchUp'ın temeli buna müsait değil. Bazen 3D Max'e kızıyoruz. Hantal, geç açılıyor, kapanıyor, patlıyor, şudur budur diye, ama abi her güzelinde bir neyi vardır derler. Kusuru mu vardır derler. Bunun ki de bu işte yani. Biraz geç açılıyor falan ama hala canımız ciğerimiz 3D Max. Çünkü en iyisi o. İçine bir tane ışık koydum. Işık büyük ihtimalle patlayacak. Bakalım. Perspektif moddan bakalım şöyle. Işık nerede? Işığı patlamayı bırak, hiç gözükmüyor bile gibi. O zaman ışığın şiddetini artıracağız arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Mutluluk değeriyle ne bileyim işte 500 yapalım, böyle yansın ortalık. Ve hatta rengini turuncu yapalım. Kendisini görebilelim. Şöyle görüyor muyuz? Bunları böyle cam gibi değil de biraz daha böyle matlaştırabilirsin. Bir önceki canlı yayında ne yapmıştık? Bir buzlu cam yapmıştık. Oradaki taktikleri kullanarak bunu buzlu cama yakın bir ayara getirmeyi deneyebilirsin dostum. Bu böyle olmayacak gibi. Yani bu ışık, içeriye bir tane koydum. Belki azlığından dolayı bilmiyorum ama ben şöyle bir şey yapacağım. Buna sağ tık klon diyerek aynı modeli tekrardan kopyla içeriye alacağım. Üzerindeki latis modifiyerini silip radius'unu küçülterek bu arkadaşı ışığa çevirmek istiyorum. Bu seçilirken çaydanlığa tıkladığımda bu arkadaşın kendisi ışık olmuş oldu artık. Play tuşuna da bastığımızda evet, şimdi daha istediğim geliyor gibi oldu. Şiddetini biraz düşürelim. Bir de bu ışıkların içinde radius'unu bunu biraz daha düşürmek istiyorum bu arada. Ama şey, mantıklı bir şekilde küçülmüyor. Yani taşarak küçülüyor ki biraz kafayı yedirdik şimdi. Ya bunun içine model ekleyip ışık da ekleyebilirsin.
real time'de kontrol Z'yle geri almaya çalıştığım için bunu yapıyor. Real time'ı ilk önce durdurmamız gerekiyor gibi geliyor. Şöyle bir durduralım. Durdurduk real time'ı. Artık bunu kapatınca problem olmayacak gibi geliyor da. Neyse tamam, bu kafayı yedi gibi geliyor. Şöyle kapatalım bunu. Tamam. Onu başka bir türlü de yapabiliriz. Ya yani içeriye model attığımızda öyle ışık verirsek eğer düzelebilir ki. Aslında burada da noktasal ışıkları görebiliyorum sanki. Şöyle noktasallık var, şöyle noktasallık var. Hep burada bir sürü ışık var. Yani biz az önceki eklediğimiz ışığı bir tane değil de birkaç tane daha böyle atsaydık sanki bu görüntüyü elde edebilirdik diye düşünüyorum dostum. Ve diğer soruya geçelim. Ve zıbom. Devam. Barış Yeşilkanat, render'ı yeniden paylaşır mısın dostum? Göremedim. Yani şunu yapmak istiyorum ben. Facebook grubumuza gelip de ana sayfa dediğimde en üstte senin render'ını görürsem sanırım zamanımızı... Ha bu. Tamam. Yeni üye 6 dakika önce paylaşılmış. Ve bu render'ı şimdi isterseniz birlikte bakalım arkadaşlar. Bu bir soru değil, değil mi? Aynen. Bu bir soru değil. Çünkü soru göremedim. Bunu... Şimdi eleştirelim. İlk öncelikle Barış, kameranın yerden yüksekliği ve konumu gayet güzel. Bu noktada bir sıkıntımız yok. Yalnız ışıklarda ya sahne biraz karanlık gibi gözüküyor. Ve bu sahneye bu bitkiler niye yeşil değil? Biraz o beni soru işareti yaptırdı. Bu sahneye şu anda benim baktığım açıdan bir ışık vurmuş gibi. Çünkü duvarda vazonun gölgesini görebiliyorum. Ya da duvardan mı geliyor bu ışık? Çok anlayamadım ama ışıklarda biraz çalışılması gerekiyor gibi geldi bana. Süpürgelik eklenmiş. Bunlar tabii güzel şeyler. Bak şurada ışık lekeleri var sanki. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama bunları düzeltirsen render ayarlarından CI menüsünü kurcalayarak bunu yapabilirsin. Gizli tavanı şuradaki Işıkları ben tam anlayamadım. Işıklar nereden geliyor? Şu kahverengilikler neler? Şurada bir çizgi var mı? Varsa o neyi temsil ediyor? O biraz daha anlaşılabilir, hazırlanabilirmiş gibi geldi bana. Fatsalılar Ayşe yazıyor duvarda. Onun haricinde ilk render olmasına da bunun da altını çizecek olursak gayet güzel render. Şurada yine bir ışık lekesi veyahut da noise'lenme gibi bir şey var ya da başka bir problem var. O da göze batıyor dostum. Onun haricinde güzel bir çalışma. Ellerine sağlık dostum. Bak şurada yine hatalar falan var. Bunlar tekstürden mi kaynaklanıyor, ışık lekeleri mi bilemiyorum. Eğer ki bu sahne açıksa bir TeamViewer'la bağlanabilirim. Bakalım oradaki problemler neymiş, nasıl çözülüyormuş gibi. Evet. Mustafa Öztürk. Hocam, hotkeyset set dosyanızı paylaşma imkanınız var mı acaba? Sizin kısa yollarınız daha işlevsel. Olabilir, paylaşılabilir. Gruptan paylaşabilirim. Robi Design, hocam mimarlık mezunuyum. Evet, 3ds Max V-Ray Corona'da ne kadar sürede yeterli uzmanlığa ulaşılabilir? Ayrıca The Academy'nin setini almayı düşünüyorum. Bu set hakkında görüşlerinizi almak isterim. İlk öncelikle mimarlık mezunuyum. 3ds Max V-Ray ve Corona'da ne kadar sürede yeterli uzmanlığa ulaşılır? Bunun belli bir zamanı yok dostum. Yani mesela ben 3 ay derim mesela, sallıyorum ama 3 ayda günde bir saat izlemenle 3 ayda günde hemen hemen bütün zamanını, bütün gününü buna vermek tabii ki de zamanı farklılaştıracak. Burada senin ne kadar üzerine düşmenle alakalı bir durum. Ve hiçbir zamanda oldum diyemezsin yani. Hani ben bile şu anda kendime evet oldum ya, ben bu işi çözdüm demiyorum. Çünkü sürekli önüme hep daha zorlu sorular geliyor. Yani yeni başlayanların soruları benim için şu anda basit ama benim sorduğum sorular bana göre zor. Dolayısıyla hep bir öğrenme zamanı, öğrenme hiçbir zaman bitmiyor bu sektörde. Çünkü bir kere her zaman programların yeni versiyonları çıkıyor falan. Ama öğrenmeyi hızlandırmanın yolu sürekli bir şeyler karalamak. Bak mesela burada Barış bir render almış. Güzel bir render. İlk render olmasına rağmen güzel. Tabii bak burada hatalar falan var ama ilk render bu dostum. İlk render'da hatalar olacak. İlk elin günahı olmaz demişler.
Ne kadar saçma bir benzetme yaptım da her neyse. Ama Barış burada hatalarını gördükten sonra ikinci roundları aldığında eminim ki ikinci roundları ve üçüncü roundları daha da güzel olmak kaydıyla bu güzellik katlanarak devam edecek. Bunun zamanını bilemiyoruz. Belki de Barış bu çizimi yaparken yoruldu. İkinci roundlarını iki hafta sonra alacak ya da gaza geldi. İkinci roundlar için böyle sabırsızlandı. Şimdi almaya başladı. Şimdi bilemeyeceğiz. O kişiden kişiye göre değişir. Ben 12 yıldır 3D Max kullanıyorum. Ne zaman güzel roundlar almaya başladığımı soracak olursam belli bir zaman söyleyemem. Geçelim bu konuyu şimdi. Yani bunun ucu açık öyle söyleyeyim. Ama bazen görüyorum böyle 2 yılınızı vereceksiniz falan. Onlar da çok abarttı. 2 yıl falan öyle değil arkadaşlar. 6 ay falan bunlara da gerek yok. Eğer güzel bir eğitim seti bulduysanız ya da güzel bir eğitmen, güzel bir kurs bulduysanız pardon, 1-2 ayda falan kıvırırsınız diye düşünüyorum. Ama kursa gittiniz, hoca dandik çıktı. Yani dandik çıktı diyelim. Ne diyelim? Dandik çıktı diyelim. O zaman 2 ay gideceksiniz de o kurs zaten hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz vesaire, boşa gitmiş olur. Ama dediğim gibi 2 yıl böyle 6 ay gibi uzun zamanlara da gerek yok bence. Ama güzel bir kaynak bulduysanız, güzel bir eğitmen bulduysanız vesaire. Şimdi The Academy'nin ile ilgili bir soru vardı burada. The Academy'yi tanıyorum. Tanıyorum derken uzaktan tanıyorum. Setleri güzel, almanı tavsiye ederim. Şey, hocanın adını unuttum ya. The Academy'deki hocanın ismini unuttum. Çok böyle sohbeti güzel, dinlenebilir bir hoca. YouTube'da bazen açar dinlerim. Acaba ne anlattı diye falan. Bir bakayım, merak ettim. Var ya, çok bildiğim bir ders. Şey, isim de ha. Yeniden merhaba arkadaşlar. Aldığımız yerden devam ediyorum dersimize. Şimdi başında merhaba arkadaşlar, ismim şu demediği için modelimizi şöyle bir şey anlatacağım arkadaşlar. İsmini bilemeyeceğim. The Academy iyi bence. Tavsiye ederim. Setleri falan da iyidir diye düşünüyorum ki biraz kurcalamıştım sitelerine gidip. Güzel. Almanı tavsiye ederim. Hocam Yunwrap ne zaman çekeceksiniz? Hafta içinde dostum. Önümüzdeki hafta içinde inşallah çekmeyi düşünüyorum. İç Mimar Mustafa Ray. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Aleyküm selam Mustafa abi. Lens Effect'ten kastım hocam. Render aldık. Aydınlatmaların ışık süzme ayarlarından bahsediyorum. Onun net bir ayarı yok dostum. Aslında şey hani kendi isteğine göre çok ışık hüzmesini çok isteyebilirsin, az isteyebilirsin. O tamamıyla sana kalmış. Bu önceden V-Ray 4'te zordu. Çünkü biraz arttırayım acaba bu ne işe yarıyor dediğinde. Bir iş ya, geç oluyordu bu. Ama V-Ray 5'te hemen hemen real time hızında update olduğu için onları kurcalayarak öğrenmek daha kurcalayarak istediğimiz ayara getirmek daha hızlı olabiliyor. Monart iç mimarlık. Mimari tools'ları ayıklar mısınız? Evet, ayıklayıp bir video hazırlayabilirim Monart iç mimarlık. Mustafa Menevşe. Hocam V-Ray'de optimizasyon için proxy kullanıyoruz. Evet doğru. Sanırsam Corona'da kullanabilir miyim? Kesinlikle. V-Ray render motorunda, Corona render motorunda, F-Storm render motorunda ve hatta Redshift render motorunda fark etmez. Hepsinde proxy özelliği vardır ve kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Gamebird demiş ki hocam texture atadığım zaman render'da gözüküyor, perspektifte görünmesi için yapmam lazım. Şunu yapman lazım dostum. Örnek olsun mesela burada bir tane zaten texture indirmiştik. Bu patladı zaten. Bunu kapatalım ya. Neyse kalsın. Az önce dedim ya işte Max kapanıyor ediyor falan filan ama hakikaten de Max'i böyle artık iyice çığırından çıkartacak seviyeye geldiğinde Max kapanıyor arkadaşlar. Tabi bu şekilde de yanlış Max'i kapattık. Neyse yeniden açalım. Bu arada Gamword sorunu cevaplayacağım ama yeni bir Max açılana kadar. Zıbom. Devam. Ersin Çeken demiş ki 2019 ve 2020 sürümünü yükledim hocam. Fakat 2019'da yaptığım modeli açtığımda 2020 sürümünde açıyor. Nasıl? Ne? Evet.
yaptım modeli açtığımda 2020 sürümünde açıyor. Evet, nasıl yapacağımı gösterirsen çok sevinirim. Açıyor zaten. Herhalde 2020'de yaptığım 2019'da açılmıyor demek istemişsin. Onu da CVS bölümünden versiyon farklılığını gerçekleştirerek yapabiliyorsun dostum. Şöyle ki mesela bu sahneyi çizdin ettin. Sevez dediğinde veyahut da Sev dediğinde fark etmez. Burada 3D Max sürümlerini seçip öyle yükleyip eski versiyonu da bu şekilde açabilirsin. Şimdi gelelim Gemworld'un sorusuna. Sorumuz neydi? Şurada mesela bir teapot'umuz var olsun. Bir de texture'umuz olsun. Texture şu olsun diyelim. Bu şimdi şeyde gözüküyor. Adını siz söyleyin. Bu arada az önceki gelen hata benim şu arşivimin içinde V-Ray 5'e ait olmayan bir şey var demek ki. Ondan yapıyor. Ya da bundan yapıyor. Şu. Her neyse. Eğer ki materyalin üzerinde bak kırmızı işaret var. Görebiliyor musun Gemworld? O şurada da belirli. Eğer ki bu kırmızı işaret yoksa ki kaldıracağım şimdi ve modelde perspektifte bu ayarı tekstür göremeyeceksin. Ama şu tuşa yani materyal seçiliyken şu tuşa bastığımda kırmızı bayrak geliyor. Bu kırmızı işaretin anlamı ne? Ben tekstürü bunun üzerinde de gösteririm demek. Bu soruyu da böylelikle cevaplamış olduk arkadaşlar ve evet saat 11'e yaklaşıyor. Zıbap. Son dakikalarımız olduğu için biraz zıbaplayayım arkadaşlar. Kenan Dağ demiş ki hocam V-Ray 5'te ışık patlaması olan yerlere burn değeri azaltıyoruz. Aynen doğru. Ancak bu patlamaları Photoshop'ta da olduğu gibi kırmızı bölge şeklinde görmemiz mümkün mü? Evet mümkün. Eğer kamera RAW'ı açarsan dostum ki bakalım mesela kamera RAW'da şu bir tane render vardı onun üzerinden göstereyim. Photoshop. Render'ı aldık diyelim. Kamera RAW'ı açtım. Ctrl Shift Adana ile açıyoruz. Neredeydi? Bu özelliği çok kullanmıyorum ama şu tuşa basarsam bak bu ışığın patladığı yerleri gösterir. Ve exposure artırdıkça buralar patlıyor artık diye buralara kırmızı yaptı. Her taraf patladı. Tekniği oraya yaptı ki. Bu ne dosyası? JPEG. Bunda değil de bak JPEG'de gördün mü? Patlayan yerler, patlamayan yerler hep birbirine geçti. Kırmızılık mantıklı çalışmadı ama PNG uzantılı bir render alıp da burada da JPEG ve PNG'nin kalite farkını görmüş olacağız. Biri JPEG'ti. Aynı çözünürlükte biri de PNG. Bakın PNG yazıyor burada. Ctrl Shift Adana'yı bir daha aldım. Ama şimdi kırmızı patlayan yerleri daha mantıklı görebileceğiz mi? Hemen hemen aynı şey oldu ya. Daha farklı bir şey var. Kontrastı belki arttırabiliriz. Öyle deneyebiliriz falan. Patlayan yerleri bu şekilde göstermeye çalışıyor. Tabi render kaydedildikten sonra bunu X-Ray bu formatlar arasında da en iyisi X-Ray'dir bu arada arkadaşlar. Onu şöyle arttıralım bir dakika. Highlights'ı arttıralım ilk öncelikle. Sonra da white'ı arttıralım. Her neyse. Bak böyle patlayan yerleri görebiliyoruz. Aynı şekilde şuna tıklarsan da bu da karanlıkta kalan artık okunamayan yerlerin gösterilmesini sağlıyor. Ya ışığın artık iyice yetersiz olan yerleri. Mesela bak iyice karattım. Şuralar şeymiş. Karanlıkta kalmış. Şuna bastığımda görüyorum zaten bak. Çok karanlıkta olmuş. 3D Max bizi burada uyarıyor maviyle göstererek. Diyor ki buralar az ışık almış. Dikkatli ol. Okunmuyor artık. Burada bir renk değeri yok yani. Siyah da olsa olmasa da renk değeri yok diyor. Şuna basarsan da ışığın patladığı yerleri 3D Max bize uyarıyor. Tabii ışığı patlatırsak daha rahat görebileceğimiz şekilde bunu anlatabilirim. Açtık mı biz bunu? Ha açtık tamam. Bak buralar patlamış diyor 3D Max bize. Tavan patlamış, pencere patlamış, parke patlamış gibi. Ve devam. En son nerede kalmıştık? Herhalde bugün benim en çok sorduğum soru bu. En son nerede kalmıştık? Hocam iyi yayınlar demiş. Hüseyin Kemal Başpınar kahve işareti göndermiş. Teşekkürler Hüseyin. Mustafa Murat Aslan da demiş ki Kenan da V-Ray 5'te VFB kısmında üst tarafta First diye bir yer var. Bar ona basınca gösteriyor aynen. Murat Yunus demiş ki teşekkürler hocam. Rica ederim Murat. İç Mimar Mustafa Ray WhatsApp grubu kurulunca sayı artar. WhatsApp grubu evet doğru olabilir.
Kutaycan gelmiş ve selam cemaat, yok chat, ben o chat'i cemaat diye okudum. Selam chat, aleyküm selam Kutay. Başpınar tasarım. Hocam materyal editörde kompakt mı, slate mi? Kesinlikle, kesinlikle, ne diyeceğimi tahmin ettiniz arkadaşlar. Slate materyal, yani şu. Belki bilmeyenler bu slate kompakt diyor, ne anlatıyor acaba diye sorabilir. Materyal yaparken böyle bu düğümlü sistem mi yoksa şu eski sistem mi? Hangisi daha iyi diye sormuş. Tercih ettiğimi sormuş arkadaşlar. Arkadaş. Ağzım kurudu bir dakika. Su içerken sesim geliyor mu arkadaşlar ya? Biraz böyle sesli su içerim ben de. Umarım gelmiyordur. Hoş bir ses olduğunu düşünmüyorum çünkü. Şimdi arkadaşlar konuya değinecek olursak. Zıbom. Diyelim ve devam edelim. Material editörde bu eski kompakt materyal. Bunun adı kompakt materyal ve bu bitti arkadaşlar. Ve Max'in yeni versiyonlarında bunu isteseniz de göremeyeceksiniz. Çünkü bunun kaldırılacağını duyurdular. Ama bu moda slate materyali geçtiğimizde bunu zaten geliştiriyorlar arkadaşlar. Ve bu daha da başarılı bir hale gelecek. Ayrıyeten zaten elimize sadece bu kalacak. Yani başka bir alternatifimiz olmayacak materyal hazırlarken. Ayrıyeten burası işkence odası arkadaşlar. Burada materyal yapmak işkence gibi bir hal alıyor. Ama burada materyal yapmak dünyanın en basit işi. Mesela hemen bir örnek vereyim. Burada mesela bir tane deck materyali var. Dur başka bir ahşap alalım. O biraz spesifik materyal. Hatta dur ya deck'i çağıralım. Gel deck. Bak deck'i hızlıca nasıl yapacağım. Şimdi mesela burada bir tane ahşap görseli materyali var değil mi? Bakın görebiliyorsunuz. Hatta eksiye basayım. Bunun nimetlerini anlatmaya çalışacağım yani şu anda ufacık. Dedim ki ya ben bu şunları da büyüteyim. Bak burada bump'ı mampı hepsi yansıması falan var değil mi bunun? Müşteri dedi ki bu tekstürü değil de ben zeminde işte bu tekstürü kullanmak istiyorum. Benim yapmam gereken tek şey, hatta uzun uzadıya göstereyim. Kaplama resimlerime geldim. Ahşap dedim ya, mouse'um bozuluyor galiba. Ne bileyim işte hani mesela müşteri şunu istiyorum dedi zeminde. Benim yapmam gereken tek şey bunu aldıktan sonra bunun ipini klasörden aldım ve bunun ipini buna dokundurduğum an bütün yetkiler buna geçti ve PBR dediğimiz özellik bundan buna aktarılmış oldu arkadaşlar. Bakın bump'ı şunu bunu hepsi gelmiş oldu böylelikle. Ve hatta müşteri bunu beğenmedi ya ne bileyim hani şunu beğendi diyelim. Ben bu fotoğrafı böyle aldım. Bunun ipini tutup buraya dokundurduğum an yine bütün yetkiler buna geçti. Bakın ya bunun böyle durduğuna bakmayın şimdi. Yani 3D Max bunun hızlı ön izleme yapıyor. Her şey daha hızlı gözüksün diye ama render'da bunlar çok güzel çıkacak. Ve böyle hızlıca değiştirebiliyoruz. Yani ama bunu kompakt yapmamız biraz zor. Diyelim ve devam edelim. Bünyamin Dere selamlar, iyi yayınlar demiş. Selamlar. Bu arada ben şunu fark ettim arkadaşlar. Saat 11'e yaklaşınca bizim katılım sayımız, şu anda bizi izleyen kişi sayısı, insanlar fazlalaştı. Saatlerini mi değiştirsek acaba yayının? Daha insana, daha fazla kişiye ulaşabilmek adına soruyorum. Ve bu arada kanalımıza yeni üye gelmedi mi? Yani üçte şey diyorum. Şey paralı katılı demiyorum. Ücretsiz üye olma var ya. Kendi kanalım olduğu için abone ol tuşu yok. Yani normal abone, eğer abone değilseniz arkadaşlar kanalımıza destek olmak için ve yaptığımız işin iyi olduğunu belirtmek amacıyla da bir gösteriştir bu. Yani hani biz abone sayısı arttıkça diyoruz ki yani tamam bu işi yapıyoruz. Demek ki bu yoldan aynı şekilde devam edelim diyoruz. İşte bunu bize gösterebilmek adına bir ölçüt, bir cetvel olması adına kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olduktan sonra da eğer ki videoları beğendiyseniz, altını çiziyorum. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve like atmayı da unutmazsanız sevinirim. Evet, Taş Başpınar Tasarım. Abi ismini hep yanlış okudum ya, kusura bakma. Hocam bir de genel olarak render hakkında bir eğitim yapabilir miyiz? Render sırları hakkında. Render sırları. Ya bak şimdi ben render sırları diye bir video falan hazırlayacağım şimdi, tamam da. Ama var ya bu videoyu izledikten sonra şaşıracaksınız ve diyeceksiniz lan bu mu sır? Ama hakikaten de sır olan bu. Yani çok basit şeyler ama çok etkili şeyler. Olabilir yani, uzun lafın kısası. Hocam gördüğünüz model için unwrap yapabileceğim video önerebilir misiniz? Sizin videolarınızı izledim fakat düzgünce açamıyorum. Hep hatalı oluyor. Dostum o modelin UV'sini açmak çok zor olur.
Çünkü poligon sayısı fazla Sercan. Ve Sercan poligon sayısı fazla olan bir modelin unwrap'ını açmak biraz sıkıntı olabilir. Dolayısıyla biraz daha poligonu optimize edilmiş modeller üzerinde çalışmak gerekiyor. Bunun için Cihat Karataş teşekkür ederim hocam demiş. Kutay demiş ki Dakademi eğitim setini alma, çok eski bir eğitim seti, o hiç verim alamazsın. Bir şey diyemeyeceğim, bu da Kutay'ın görüşü arkadaşlar. Ben almanız taraftarıyım. Kutay da böyle bir, ki Kutay'ın da fikirlerine değer verdiğim bir arkadaş. Ama benim kendim de tam tersini düşünüyorum. Burada fikir sana kalmış dostum. Genword demiş ki hocam şu an 14 yaşındayım. 20 yaşına kadar sizin gibi profesyonel olur muyum? Beni bir geçersin ya dostum. Ya ben 14 yaşında bu işlere başlamış olsaydım. Oho falan yani. Ha Bülent Hoca, Bülent Kalkan, evet Bülent Kalkan. Yok, Sinan Soylu değil. Sinan Soylu. Kutay, Sinan Soylu hakkında yok soru bu değil. Emre Yaka, merhaba hocam, Max Corona sizin dersleriniz var mı veya öyle bir düşünceniz var? Benim 3T Tasarım Okulu Facebook grubunda linkini paylaşayım. Belki abone olursunuz arkadaşlar, abone gelir. Belki bir umut. Belki abone olursunuz diye paylaştım linki şeyde, chatte. Burada nacizane ben de kendi bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve yeni videoların geldiğinden haberdar olabilmeniz için de tabii abone olup orada zil çan falan var ya, onu da açmanız gerekiyor. Yusuf Tekdağ demiş ki kolay gelsin hocam, teşekkürler. Bir sorum olacaktı. Lumion'a yeni gelen ıslak cam efektini V-Ray'de nasıl yapabiliriz? Bir de D5 render ile ilgili ne düşünüyorsunuz? V-Ray 5'te veyahut da Corona Render'da o ıslak cam muhabbetini yapabiliriz arkadaşlar, ama çok uğraştırıcı olur. Çünkü işin içinde bir animasyon söz konusu olacağı için o texture'ların animasyonlu halini bulmak falan, ki bende vardı. CG Purse'de de vardı. İndirilebilir oradan da. Yapılır yapılmaz diye bir şey yok. Aslında uğraştırılmaz. Yani şöyle uğraşmaz. Onun materyalini yapmak, bunun materyalini yapmak gibi basit. Onu söyleyeyim. Yani materyalini yapmak basit de onun render'ını V-Ray'de almak falan, biliyorsunuz V-Ray'de animasyon render almak uzun sürüyor. O yüzden sıkıntılı. Bir de D5 render ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şunu düşünüyorum. D5 render arkadaşlar çok da kullanıcı dostu bir yazılım olduğunu düşünmüyorum. Sebebi şu. D5 render'ı yapan o özelliklerini kullanabilmek için D5 render'ı yapan farklılığını ön plana çıkartacak özelliklerinden yararlanabilmemiz için bizim RTX ekran kartlarına sahip olmamız gerekiyor ve RTX ekran kartları pahalı. Evet, RTX ekran kartları pahalı olduğu için D5 render şu anda çok kullanıcı dostu olduğunu düşünmüyorum ki çat diye kapanabilen bir yazılım. Yani durduk yere hiçbir şey yokken, sahne kasmıyorken falan böyle geziniyorsunuz ya, pat diye hiç hata, uyarı, kayıt falan vermeden kapanıyor. Biraz daha geliştirmeleri lazım. Ve ben D5 render'ı şöyle gördüm. Yani Unreal Engine'ın bir mimari modülü gibi gördüm arkadaşlar. Unreal Engine kalitesine yakın görselleri var ama ya şöyle söyleyeyim, RTX ekran kartınız varsa D5'tir, şudur, budur, ücretli yazılımlarla falan hiç uğraşmayın arkadaşlar. Direktmen Unreal Engine'a geçin eğer de RTX serisi bir ekran kartınız varsa. Diyelim ve devam edelim. Ha, bu arada saat 11'i geçmiş arkadaşlar. Yavaştan isterseniz burada bitirelim, ama bir arkadaş bir şey paylaşmış. Link. Ona bir bakalım isterseniz, ama sıradan gidelim. Bu işte Zirve 1, 3D Tasarım Okulu 2, The Academy. Öyle çok zirve falan olaylarına ben girmeyi çok istemiyorum arkadaşlar ki. Bülent Hoca aslında benim de hocam sayılır. O şeyden bak, The Academy ile ilgili bir anımı anlatayım size. Yani The Academy'yi niye sevdiğimi o şekilde anlayabilirsiniz. Arkadaşlar ilk önce The Academy böyle eğitim setleri zaten 3D Max üzerinde bir şirket. Böyle YouTube kanalları var. Kendi siteleri de var. Sitelerini beğeniyorum bu arada. Şimdi ben The Academy çok eski, böyle 2012 yılında mıydı neydi? 2011'de miydi neydi? Animasyon, karakter animasyon Türkçe eğitim seti hazırladılar. Eğitim seti Vol 1. Yani birinci bölümü
DVD de ya böyle parayı veriyorsunuz. Kargoyla DVD falan geliyor evinize. Öyle bir sistem. 2011'den bahsediyorum arkadaşlar. Ben hiç tanımıyorum tabii. Baktım ha dedim. Ya bir tane kaynak var zaten. İyi kötü ne çıkacaksa alak dedik. Aldım. Ya parayı ödedim. Şimdi bekliyorum. O zamanlar üniversitedeyim. Öğrenci yurdunda kalıyorum. Bekliyorum. Kargo gelmiyor. Yönetime gidiyorum. Yurt yönetimine, müdüre gidiyorum. Ya işte kargo gelecekti. Geldi mi gelmedi mi? Yok gelmedi. Kargo gelse oraya geliyor çünkü. Gelmedi. 2 hafta geçti. 3 hafta geçti. Benim kargo gelmiyor. Ben bu sefer başladım. O zamanki gençlik kafasıyla iletişim bölümüne geçtim. Mailden işte böyle şey mi olur? Cep telefon olayı yok arkadaşlar bildiğim kadarıyla. The Academy'de böyle iletişim için aynen bu şekildeydi. Şimdi ben biraz şüphelendim. Bak buraya telefonla bilgi almak istedim. Telefonunu şimdi açıktan bırakmıyorlar. Telefonunuzu siz verince onlar sizi arıyormuş da. O zamanlar telefon yoktu diye hatırlıyorum. Ben şimdi şüphelendim. Lan dedim parayı ödedik. Kargo gelmiyor. Para ödendi. Telefon numaraları da yok. Sadece böyle yazışarak iletişime geçiyoruz. Aha dedim dolandırıldık. Bülent Hoca duymasın. Başladım işte siz böyle ben dolandırıldığımı düşünmeye başlayacağım artık şudur budur deyince Bülent Hoca dedi ki dostum dedi kargoda herhalde bir sıkıntı var dedi. Biz sana bu eğitim setine hediye edelim. Üstüne de başka bir eğitim setleri daha hediye edelim. Yeter ki aramız iyi olsun. Senin üzülmeni istemeyiz gibi falan böyle çok candan davrandılar bana. Bir sürü eğitim seti hediye ettiler. Çoğunu izleyemedim ama yani o zamanki kafa. Neyse. Ama şey çok güzeldi. Animasyon eğitim setleri çok güzeldi. Oradan animasyon adına çok şey öğrenmiştim. Bülent Hoca'nın setlerinden. Öyle bir anım var. Ama ne olmuş biliyor musunuz kargoda? Şey gelmiş, kargo gelmiş zamanında, gününde. Yurt yönetimine benim şey vermiş. CD, DVD'yi, kargoyu vermiş. Yurt yönetimi de almış dolaba atmış. Orada öyle tozlu raflarda kalmış. Aradan bu olaylar yaşandı geçti. Ondan sonra müdür geldi dedi ki işte DVD buradaymış. Bizim eleman dolaba koymuş falan dedi. Öyle bir an işte uzun hikaye. Yani o yüzden de akademinin ikinci olmasını çok istemem. Bülent Hoca yaşı itibariyle bu mesleğe başlaması itibariyle vesaire benim büyüküm olduğu için öyle düşünülmesini çok doğru görmüyorum gibi oldu bir anda. Ama The Academy iyidir arkadaşlar. Sonunu saçma bağladım. Devam. Kolay gelsin hocam. Bir sorum olacaktı. Lumion'a yeni gelen... bunu okuduk. Elinize dilinize sağlık. Teşekkürler. Kenan da iletisini geri çekmiş. Arkadaşlar iletilerinizi çekmeyin. O zaman ben diyorum ki ya niye iletide ne yazıyordu acaba? Falan böyle oluyorum. O yüzden iletinizi çekmezseniz sevinirim. Hocam Yunurap lütfen. Not aldım dostum. Onu hafta içi inşallah çekeceğim ama yerinde unutturmazsanız sevinirim. Su sesi gelmiyormuş. Teşekkürler. Kenan'da. Evrim Çetinkaya. Render ayarlarını bozdum. Bakabilir misiniz? Önceden basit render alıyordu. Şimdi bir şey çıkmıyor. Anlamadım ki. Render ayarlarını bozdum. Bakabilir misiniz? Önceden basit render alıyordu. Şimdi bir şey çıkmıyor. Şöyle bir şey yapayım. Bağlanıp arkadaşlar bak bazen elim yani Vray'in birçok render ayarı var ya bazen hangisini oynattık falan dediğimde benim yaptığım işlem şu oluyor. Şu boşluğu da aldık değil mi? Şifredeki. Eğer böyle bir şey olduğunda şimdi benim yaptığım hamleyi size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Mesela Vray ile Mire ile falan oynarken Vray'in bir sürü ayarı var biliyorsunuz. Korona gibi değil. Hepsi de hemen hemen önemli ayarlar. İşte buraya geldiniz. Şunu bozdunuz. Bunu bozdunuz. Eyvah dediniz. Ya ben neyi değiştirdim acaba ki bu kötü render alıyor ya da uzun render almaya başladı dediğimiz anda ben şöyle yapıyorum. Yönetim benden gitti arkadaşlar. Yönetim şu anda karşı tarafta. Evet. Karşı tarafın mouse'unu göster şeyi nerede? Burada. Özlemişim TeamViewer ya. Yıllar sonra kullanıyorum şu anda arkadaşlar. Kimin bilgisayarına bağlanmıştık? Evrim müsaade edersen bilgisayar
bana geçerse bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Ne yapmaya çalıştığını da anlamadım açıkçası. Bir sağa gidiyorsun, bir sola. Yaz yaz. Evrim. Şu anda bir iktidar savaşı yaşıyoruz evrimde. Bilgisayarı ben mi kullanacağım yoksa evrim mi kullanacak? Evrim, ben bağlandım şu anda, bilgisayardayım, dur. Bir dakika. Bu benim. Yapma, ona basarsan bağlantı kapanabilir. Tamam. Evrim herhalde şu anda benim bağlandığımın farkında değil gibi davranıyor. Ya da başka bir şey anlatmaya çalışıyor ama ben anlamadım. Evrim, bak şöyle anlatayım. Şu anda ama görüntü şu anda birebir gidiyor. Saniye saniye gidiyor. Ses de şeyle geliyor böyle. Gecikmeli geliyor. Çok garip bir şey olacak. Ben onu şöyle yazarak anlatayım. Ya neyse. Arkadaşlar, olay karıştığında ben şöyle bir şey yapıyorum. Evrim neye tıkladıysa benim tıklama yetkim gitti. Burada başka bir render motorunu seçiyorum. Sonra tekrardan V-Ray render motorunu seçtiğimde ne oluyor biliyor musunuz? Sanki V-Ray'i yeniden kurmuşuz gibi oluyor. Ve yaptığımız ve bozduğumuz ama neyi bozduğumuz hakkında da bilgi sahibi olmadığımız bir önceki ayarlar gidiyor. Sanki V-Ray'i yeni kurmuşuz gibi oluyor. Ve böylelikle güzellikle kullanabilirsin. Evrim, hayırlı uğurlu olsun. Devam. Umarım problemin çözülmüştür. Bünyamin'lere, hocam yeni bir oylama yapın grupta yayın saatiyle ilgili. Mantıklı. Samet Şimşek, hafta sonu olduğu için katılım artıyor hocam. Bence saat iyi. Galiba. Selim Alp Yumlu. Selamlar. OSLM app kullanmak avantajlı mıdır? Ya avantajlı ama OSL'yi öğrenmek ne kadar avantajlı onu bilemiyorum. Biraz karmaşık geldi bana açıkçası ve gerek olduğunu düşünmediğim bir özellik bence. Photoshop ya da ne bileyim hani texture'ları bir şekilde kullanmak bence daha hızlı. Kenan Dağ demiş ki V-Ray Settings vesaire ayarlarla ilgili bir video gelebilir. Çünkü genelde bazı arkadaşlar ezber ayarlar yaparak render alıyor. Evrim'in bilgisayarından çıkmayı unutmuştuk. Evrim bizi zaten çıkarttı. Güzel. Evet, işlevleri bilmiyor. Color Mapping, GI vesaire. Aynen. Mehmet Pola demiş ki hocam Face'te bir soru sordum. Cevaplarsanız sevinirim. Mehmet Pola'ya bakıyoruz. Soru neymiş? Mehmet Pola. En yeni diyelim. Hocam görseldeki ahşap mertekleri nasıl yapabiliriz? Yani o eskitme ve yamukluğu modelleyerek mi, materyal ile mi verebiliriz? Modelleyerek dostum daha iyisini verebilirsin ama çok da böyle girintili yok. Bak şuradaki şey modelle daha rahat verilebilir veya da displacement modifiyeri verilebilir ama şu içeriye girmeler falan bunlar şey modelleyerek daha rahat verebileceğin şeyler bak. Şöyle girintili çıkıntılı ya buraları falan. Modelle biraz bunları eskitirsen veya da displacement modifiyeri kullanırsan olabilir. Ama materyalde bu kadar gerçekçiliği elde etmen biraz zor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü materyalde düz box olacak ya dümdüz çıkacak falan o biraz garip. Modellemeye bu noktada modelleme daha avantajlıdır. Biraz daha zor olmasına rağmen. Gemworth demiş ki iyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Gemworth. Bünyamin Dere çok iyi demiş. PC'ni ele geçirirler evrim demiş başka bir arkadaş ve zaten yeni bir yorum da olmadığına göre arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Bugünlük canlı yayınımızı bitiriyoruz. Bilmiyorum ama canlı yayın bittirince içimde benim bir hüzün oluyor arkadaşlar. Acaba sizde de öyle bir şey oluyor mu merak ettim. O son yorumlarınızı görmek istiyorum açıkçası. Ondan sonra da canlı yayınımızı kapatacağız. Bu arada tabii ki de zıbom demeyi unutmayalım. Bu ses beni mutlu ediyor. Evet arkadaşlar,
Bünyamin Dere'de demiş ki ben de ufaktan bir hüzünlendim demiş. Ya benimki tam hüzünlenmek değil de. Ha, dislike miydik? Ben şey diyor, zannediyorum ya, dislike atanlar acaba videoyu indirme tuşu mu zannediyor? Dur Ragıp, yarın. Yarın arkadaşlar yeni sorular yarın olsun. Evet, biraz yoruldum, belki sesimden de anlayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biraz sesim de yıprandı gibi oldu. Çünkü dikkat edersiniz arkadaşlar, aralıksız 3 saat hiç durmadan konuşmuş oluyorum. Bu arada ben şeyi anlamadım. Abi biz 9'da başlamıyor muyuz canlı yayına? Başlıyoruz. Şu anda saat 10'u 11.30, diyelim ki 11.30 olsun. YouTube'daki canlı yayınlara baktığımızda arkadaşlar bize hep 2.5 saat 2 saat gösteriyor. Bak YouTube beni dinlediğini biliyorum. Şu anda bizi dinlediğini biliyorum YouTube. Bizim saatlerimizi, canlı yayın saatlerimizi kırpıp gösterme. 3.5 saat canlı yayın yapıyorsak 3.5 saat olarak göster. Evet arkadaşlar, bu geyiği de yaptıktan sonra artık yayınımızı bitirebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bilgilerime değer verip bana soru sorduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Diyelim ve bu dersi, daha doğrusu bu canlı yayını artık burada bitirelim yani. Ve herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Zıbom.